Günaydın çok sevgili izleyen. Bugün 7 Haziran 2022 Salı ve ben Deniz Mesut Mutlu, mesut bir sabah dileyerek başlıyoruz. Sıcak bir gündem ama en doğrusu sıcacık bir sohbet bekliyor bizi. Başlığımızı e, biliyorsunuz zaten bana sorarsan. Evet Mesut Yalçın Instagram'da Mesut da Twitter'daki adresimiz siz. E, size sorulmuş sorulara bir yanıt verirken e, biz de başlıyoruz buyurun. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli olduğu Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Eee, tüm memurlara yansıyacak arttırılan rakam. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu iktidar faizi arttırmayacaktır. Tam aksine... Düşürmeye devam e, dedi. Ayrıca sevgili izleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ekonomi başlığında çok ciddi e, tepkiler geldi. Bir tanesi de Mayıs enflasyonunun e, rakamları, hayat pahalılığındaki rakamları yansıtmadığı gerçeği iddiaya göre. Yanı sıra e, birden fazla başlık var. Yani şimdi hepsini ben burada anlatmayayım. Zaten program boyunca kanaviçe gibi işleyeceğiz. Bekliyoruz. Memurlarımızın ek göstergelerinde... 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Düzenlemenin emekli maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyelerini de etkileyeceğini söyledi. 200 bin lira ikramiye alacak olan bir kamu çalışanı diyelim, 250 bin lira alacak. Kasayları vesaire onun bir teknik hesabı var. Hı hı. Onların emekli ikramiyesine ve ücretlere yansıyan kısımlara da değişecek. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir adım olduğunu belirten Yalçın, çalışmayı dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz dedi. Memur Sen Başkanı, özellikle göstergeleri 3600 altında kalan kamu görevlilerinin yansıtma oranlarında da artış yapılmasını beklediklerini söyledi. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından faize yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. Bu iktidar faizi arttırmayacaktır. Tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz dedi. Faizi artırarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak emperyalist finans kurumlarının dayatması ekonomi reçetelerini bir kenara bıraktı. Bunun yerine ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı kendi Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak, hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler yöneltti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Öztrak, hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor dedi piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in rakamları ağır makyajlı. Vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. Altılı Masa partileri güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonra seçim güvenliğinde de yol haritasını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan komisyon dört aşamada alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Varsayalım ki bir seçim bölgesinde, bir seçim alanında, bir okulda elektrik kesintisi oldu. Jeneratör imkanı yok. Orada sayımı durduracağız artık. Her sandıkta devletin görevlisi var. Yetmez. Her sandıkta partilerin temsilcisi var. Türkiye, dünya örnek bir seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada, pratikte de bunu göstermiş bir ülkedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçim güvenliği tartışmalarını değerlendirdi. Oy namustur diyen Turan tartışmanın ülkeye zarar vereceğini belirtti. Tüm dünyaya örnek bir seçim sistemi olduğunu herkes bilir. Oy namustur. Ancak buradan kötü polemik çıkarıp Türkiye'de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin açılacağı bir tartışmanın herkese, ülkemize zarar verecek anlatılıyor. Ukrayna savaşı sonrası dünyada gıda fiyatları hızla arttı. Bu konuda önemli uyarı var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü baş ekonomisti enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda gıda fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. Gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya ile temastayız. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemilerinin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması ve bu konuda oluşturulacak koridor konusunda yarın kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor. Sayın Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Değerli dostum Dimitro Kulaba ile sürekli temas halindeyiz. Çevre dostu bin okul projesi ağaç yaşken eğilir sözünün vücut bulmuş halidir. Milli Eğitim Bakanlığımız her ilçemizden en az bir okulu proje kapsamına aldı. Toplamda bin okulumuz çevre dostu bir kimlik kazandığı büyük bir dönüşüm yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevre dostu bin okul projesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında her ilçeden en az bir okul çevre dostu hale getirildi. Projenin ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan çocuklara da çağrıda bulundu. Okulda öğrendiklerinizle Kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat insanın kendi davranışlarıdır. Unutmayın ki tabiat sizin geleceğinizdir. Ona sahip çıkın. Çevre ve Çocuk Akademisini bugün itibariyle yavrularımızın hizmetine sunuyoruz. İşaret dili benim betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuzun hepsine engelsiz bir platform ediyor diyoruz. Çevre ve doğa bilincini çocuk yaşta oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlıkları ortak bir projeye daha imza attı. Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu öğrencilerin erişimine açıldı. Eğitim videolarını, animasyonları ve filmleri izleyerek hem öğrenecekler hem de Eğlenecekler. Çevre ve Çocuk Akademisi bilgi yarışmasına sevgili gençlerimiz katılacak. Diplomalarımız olacak. Şu çocuğun haline bak ya. Şuna bak. <laughs> Antalya'daki Konyaaltı sahilinde denize girenlerin üzerine zifte benzeyen siyah bir madde yapıştı. Aynı madde Belek ve Lara sahillerinde de görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Açıkta bir yerde geminin e, sintine suyu da olabilir. Ee, kış döneminde bilindiği üzere e, Suriye e, bir bölgesinde bir petrol sızıntısı oldu. Onun uzantıları da olabilir. Oğlum bu ne? Ya, 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 niye çekiyorsun? <laughs> İstanbul'da bir İETT otobüsündeki kadın yolcunun fotoğraflarını çeken kişi diğer yolcular tarafından yakalandı. Gizlice fotoğraf çeken yolcu polise teslim edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hilin Türkiye sadece bir portaldan öte, ülkemizin dünyada sağlık hizmeti ihracatında kullanılabileceği bir slogan ve bir destinasyon markası olacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde sağlık hizmeti ihracatı zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sağlık ihracatına yönelik 6 yeni destek mekanizmasını kamuoyuna duyurdu. Bu destekle tedavi almak üzere ülkemizi ziyaret eden bir kişinin bavulunun kaybından tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyona varana kadar komple sigorta altına alınması sağlanmıştır. Valla programın özeti bile başımıza yaklaşık olarak geleceklerin e, fragmanı gibi değil mi sevgili izleyen? Mutlaka düşüncem vardır zaten yazmaya başlamışsınız. Yazmayı devam sadece 2-3 dakika sonra NTV'de siyaset haberlerinde, ekonomik haberlerde buluşuyoruz. Ondan sonra ortak yayına geçiyoruz. Starla hadi bakalım. Sevgili izleyen 7 yaz İran'dayız. NTV'deyiz birazdan Star'la ortak yayına. Devam edeceğiz. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemilerinin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması ve bu konuda oluşturulacak koridor konusunda yarın ciddi kritik bir ziyaret gerçekleşecek memlekete. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor sevgili izleyen. Konuya ilişkin Ankara-Kiev hattında da görüşmeler sürüyor. Zaten ortak yayında da ağırlıklı olarak işleyeceğiz. Gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çarşamba günü Türkiye'ye geliyor. Kritik ziyaretin ana gündem maddesi Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması olacak. Çarşamba günü Sayın Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek üzere Ankara'ya geliyor değerli dostum Dimitro Kuleba sürekli temas halindeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı yapacağı görüşmede Karadeniz üzerinden açılacak tahıl koridorunun güvenliği ele alınacak. Bu kapsamda masada hem gemilerin seyir güvenliğinin nasıl sağlanacağı hem de Odessa Limanı açıklarındaki mayınların temizlenmesi başlıkları var. Rus ve Türk heyetlerinde askeri yetkililer de hazır bulunacak. Olsun. Rus Izvestiya gazetesi ise üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Odessa'dan tağıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını öne sürdü. İddiaya göre Türk Deniz Kuvvetleri Odessa açıklarındaki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Türk yetkililer ise bu iddiayı doğrulamadı. Henüz bu konuda bir anlaşma olmadığı bildirildi. Çabaların... Lavrov'un ziyareti öncesi Ankara-Kiyev hattında önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'la telefonda görüştü. Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerde, savaş başladıktan sonra hava sahası kapandığı için Kiev'de kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağının Türkiye'ye güvenli dönüşü değerlendirildi. Şimdi tabi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye gelince Türkiye ziyareti Washington'da gündemine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini açıkladı. Price Lavrov'un Türkiye ziyaretinin gübre ve gıda ihracatı sorunu çözmeyeceğini savundu ev yönetiminin de masada olması gerektiğini söyledi. Amerika Dışişleri Sözcüsü, buradan çok önemli bir şey beklemeliyiz bilmiyorum, elbette yakından takip edecek ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız dedi. Sözcü, ABD'nin Ukrayna ve dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı desteklediğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinden sonra bir başka önemli konu daha ağırlıyor. Türkiye Alman Dışişleri Bakanı Annabella Baerbock Perşembe günü Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'ye vazgeçilmez bir ortak açıklamasında bulundu sevgili izleyen. Evet bakan 10 Haziran'a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi Kapsiyan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağı ve herkesten güçlü bağlara sahip olduğumuz bir ülkeye götürüyor ifadelerini kullandı. Almanya'da milyonlarca insanda bir Alman bir de Türk kalbinin attığını söyledi. Bakan bana göre bu çift kalp atışı çifte güç anlamına geliyor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Ukrayna'daki ara buluculuğunun tüm dünyadaki insanlara yeniden umut verdiğini belirten Alman Bakan Türkiye ziyaretinde... Ukrayna krizinin yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO adaylığı ile gıda tedariki sorununun görüşüleceğini vurguladı. Evet bayağı e, diplomaside romantik zamanlar diyebiliriz Sayın Bakan'ın açıklamasından kaynaklı. Şimdi altılı masa biliyorsunuz altılı masa e, siyasette muhalefet tarafında gündemde altılı masa partileri güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonra seçim güvenliğinde de yol haritasını belirledi sevgili izleyen. Ne oldu? Çalışmalarını tamamlayan e, komisyon dört aşamada alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Peki tedbirler neler derseniz bakalım vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen 6 muhalefet partisinin kurduğu Seçim ve Sandık Güvenliği Komisyonu yaklaşık 2 ay süren çalışmasını tamamladı. Genel Başkan Yardımcılarından oluşan komisyon 4 aşama ve 24 başlık altında alınacak tedbirleri açıkladı. Varsayalım ki bir seçim bölgesinde, bir seçim alanında, bir okulda elektrik kesintisi oldu. Jeneratör imkanı yok. Orada sayımı durduracağız arkadaşlar. Yurtdışı seçim bölgeleriyle birlikte toplam sandık sayısının 200 bine ulaşması bekleniyor. Altı parti her bir sandık için birer temsilci verilecek. Oluşturulan havuza dahil olan görevler için eğitim süreçleri de başlatıldı. Islak imzalar seçimin tapusudur arkadaşlar. Bize düşen her bir parti olarak bu ıslak imzaları öncelikle kendi bünyemizde biriktirmek. Ama bunun dışında bir oluşturulacak bir ara alt yüzle birlikte partiler birbirlerinin bu bilgilerini paylaşacaklar. Seçmen kütükleri de 6 partinin yakın takibinde olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda farklı zaman diliminde alınacak listeler birbirleriyle kıyaslanacak. Altı partinin seçime yönelik ittifak yapmaması durumunda bile Seçim Güvenliği Komisyonu ortak çalışmalarına devam edecek. Sevgili izleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçim güvenliği tartışmalarını altılı masanın bu tartışmalarını değerlendirdiği oy namustur diyen Turan, tartışmanın ülkeye zarar vereceğini belirtti. Tüm dünyaya örnek bir seçim sistemi olduğunu herkes bilir. Oy namustur. Ancak... Buradan kötü polemik çıkarıp Türkiye'de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin açılacağı bir tartışmanın herkese, ülkemize zarar verecek anlatılayım. Her partinin vekili var, belediyesi var. Bir partinin başarılı, diğerinin başarısız olması sadece sandıktaki milli iradeye bağlı bir sonuçtur. Her sandıkta devletin görevlisi var. Yetmez. Her sandıkta partilerin temsilcisi var. Türkiye dünya örnek bir seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada pratikte de bunu göstermiş bir ülkedir. İstanbul, Ankara başta CHP seçim aldığında aman neyi mevzuat var, kaybettiğinde kötü mevzuat var denebilir mi? Bunun için büyük bir yasal imkan vardır. Bunu böyle bir tartışma konusu hale getirmeye doğru bulmuyorum. Hep beraber demokrasi içerisinde yarışalım. Halkın dediği de baş göz üstüne diyelim. Aman efendim zaman su gibi akıp gidiyor ve NTV Star yayınında ve ayın 7'sinde Haziran ayının 7'sinde ve haftanın salı gününde birlikteyiz ben Deniz Hala Mesut Yar inat ile. Bana sorarsan başlığımız inat ile bu da. Efendim söyleyeyim Mesut Yar e, Instagram'daki adres Mesut da Twitter'daki adres siz yazacaksınız biz okuyacağız. Hakan Can ilk kez mesaj atıyormuş sevgili sülalem diyor oy vermek için yaş sınırı olmuş. Sevgili Hakan üstten alttan Nasıl kesmemiz lazım? Yani tam olarak nereden kırpacağız? Belli bir yaşın üstümü vermesin, belli bir yaşın mı vermesin. Onu da bir oturup konuşmamız gerekiyor. Bir arkadaşım demin daha yeni ya birkaç zamandır atıyormuş Kazım galiba. Vallahi uçak değilim uçak olsam aprona indir beni diyor sevgili kardeşimiz. İndirelim onu. Şimdi uçak falan deyince hava geliyor akla ve hava genelde havaların durumuyla, havaların moraliyle, havaların efendime söyleyeyim nedir? Sinir kas sayısıyla başlamaya ee, zorunlu kalıyoruz birkaç zamandır. Farkındaysan. Yani tam olarak Haziran'ın bu zamanlarında ben geçtiğim bir sene bu vakitler ya da ondan bir sene önceki bu vakitler e, biraz kısıtlamaları da ön alarak şöyle diyordum. Yani e, hava e, olması gereken mevsim normallerin içerisinde seyrediyor. Bu sefer hava bildiğim bir film oldu. İnsanlık seyrediyor havayı. Sevgili izleyen Burdur'da şiddetli yağ sonrası oluşan sel can aldı. Bakın her sel can alıyor ve meteoroloji çok ciddi uyarıda bulundu. Yani birkaç zamandır. Dilek şimdi bu hafta yok ama e, Dilek gider ayak dedi ki aman haftaya dikkat. Bütün izleyenler yakından bilir. Meteoroloji de hafta sonu mümkün olduğunca uyardı. Dün de yine sarı ve kırmızı alarm e, uyarısı vardı. Burdur'da korkulan gerçekleşti. Bir düğün salonu da suyla doldu. Akıntı salonun bir tarafından girdi. Önüne kattıklarıyla birlikte diğer tarafından çıktı. Düğüne katılanlar salondaki masaların üzerine çıkarak selden ve hayat, hayatlarını korumaya çalıştılar. Yani bakın Doğa takı törenine nasıl katıldı ve nasıl ölümü taktı? Sele düğünde yakalandılar, canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardılar. Burdur'da önceki akşam etkili oldu şiddetli yağmur. Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. 30 evi su bastı. Bu evlerden birinde 74 yaşındaki anneyle bedensel engelli kızı yaşıyordu. Bu tarlaya ısma bulurcu kulağımdan gitmeyin. Gözümüzü gözümüzü gitti. Bodrum katındaki evlerini su basan anne kızdan anne kurtuldu. Kızı 55 yaşındaki engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybetti. Evleri depremde hasar gören anne kız 2 hafta sonra Toki'nin yaptığı yeni eve taşınacaktı. Annesi çıkaramamış onu yalnız olunca. Sel Gölisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünü de vurdu. Bir düğün salonunu su bastı. Davetler büyük panik yaşadı. Sandalyelerin suya kapıldığı o anlarda kadınlar, çocuklar can ile masanın üzerine çıkarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Bir aile ise düğün salonundan dışarı çıkmak isterken az kalsın suya kapılacaktı. Yere düşen kadını yanındakiler kurtardı. Köydeki yollarda selden zarar gördü. Bazı ahırlar yıkıldı, 40 hayvan telef oldu. Hakan Can yaş sınırını 65 olarak belirledi siyasetçiler de dahil abi diyerek de not düşmüş sevgili izleyen. Gördüğünüz e, hakikaten Doğan'ın hiçbir şekilde acıması yok. Bir de bu karalığa bakar mısın 81 senesinde e, oluşan deprem e, o depremin topar, e, toparlayamadığı bir bina o binada yaşamak zorunda engelli çocuğuyla yaşamak zorunda olan e, çaresiz bir anne ve kaybolup giden hayatlar üst üste koyduğunuz zaman hani sabah bu saatinde belki hani söylenecek iş değil ama insanın hakikaten içi içi bildiğin siyah badana gibi. Siyah badanayı yemiş bir duvar gibi kararıyor. Fukaralık, fukaralık, fukaralık. Nevşehir'de şiddetli yağış. O da ulaşım aksattı sevgili izleyen. Nevşehir Aksaray Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Bunlar sürecek. Yani havalar bozdu. Özellikle havalar kendi sinir sistemini bozdu. Acıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu sevgili izleyen. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında su birikintileri oluştu. Nevşehir Aksaray yolu göle döndü. Bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları, belediye ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Su tahliye edildikten sonra trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Tabii şimdi şunu anlamak çok mümkün değil. Anlatabilmek, makul bir şekilde izah edebilmek de mümkün değil. Yani sonuç itibariyle bu yollar üzerinde trafiğin, hayatın aktığı yollar değil mi? Ve uzun zamandır aktığı yollar. Selin, afetlerin vesairenin meydana geldiği her yere bakın. ya Yıllardır yaşam sürüyor. Yani sonradan insanlar daha dün gelip evlerini yapıp yerleşmiş değiller. Yani bu da demektir ki bayındırlık ve altyapı denilen şey var. Peki, altyapı Alt üst olmuş belli ki alt üst olmuş ve insan hayatları insanın artık hayat e, standı kalite malite e, anar olmadık da artık unuttuk da yani sonuçta yaşam yaşamını sürdürebilme kalitesi hayatta kalabilme kalitesi ya bunu düşünmek gerekiyor yani o zaman e, açıkçası yani her türlü bir türlü vaatle e, şeye gelen işte ben senin hayatını kolaylaştıracağım diye evet söyleyeyim bir koltuğa oturan e, belediye başkanından diğerine kadar yetkililer etkiler vesaire ne yaparlar? Yani o düğün salonunun halini gördünüz kuru çayın önüne koysanız ya çay kuru ama inanın ki akar. Akar gider götürür olacak iş değil yani hakikaten insan olacak iş değil diye. Yani denetlenmeli iklimle bu çok belli oldu artık bizim savaşımızın bir kısmı da insanla değil iklimin kendisiyle de olacak. İklime karşı verilen savaşın kazanıldığı görüldü mü bugüne kadar? Valla dünya tarihinde görülmedi. Eğer kazanırsak zaten dünya tarihine geçeriz. Altın harflerle yazar doğa bizi baş tacı eder. Der ki ben seninle baş edemiyorum. Tamam al beni ne hale çevirirsen çevir. Zaten ee, çevirdiğin halden ee, bir şey çıkmaz. E, i̇yice yerle yeksan et. Orman yangınları. Geçtiğimiz senenin kabusuydu. Geri döndü. Nerede? Aynı noktada. Dün Ege'de iki kentten ard arda orman yangını haberleri geldi. İzmir ve Muğla'da üç noktada çıkan yangınlar ciddi bir şekilde korkuttu. Ha söndürüldü söndürülmesine ama aman diyorum. Bakın aman diyorum tedbir hep elde olsun. Çünkü önce fragman geliyor sonra uzun metrajlı film. Kısa metrajla çekmiyorlar bunu. Mazallah. Sevgili izleyen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Yerleşim yerlerine de yaklaştı. Alevler ekiplerin ve bölge halkının yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Seydi Kemer ilçesinde de kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormandan duman yükseldiğini görenler 112'ye haber verdi. Yangının helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü. İzmir'in Balçova ilçesindeki orman yangını dün saat 20 sıralarında başladı. Söndürme araçları arazinin sarp olması nedeniyle ilerleyemedi. Hava karardıktan sonra havadan müdahalede durdu. Söndürme çalışmaları karadan devam etti. 3 saat süren uğraşların sonunda alevler kontrol altına alındı. Yani ne söyleyeyim bu memleketin hani seldir, baskındır, yangındır vesairedir. Bunları kaldırabilecek gücü bilmem nesi vesairesi yok açıkçası. Yani Sarp diye e, ormanın içi Sarp diye oraya biliyorsunuz yangın yolları vardır. Yani şöyle bir uçak yolculuğu yaptıysan bırakın uçak yolculuğun yanından geçtiğiniz bir tepede böyle e, hani yarma şeklinde görürsünüz ormanların içerisindeki şeyleri, orman yollarını. Ne olmuştu orası Sarp olmuş anlayamadım. Yani bahsettiğimiz yer İzmir, İzmir'in Balçovası yani kimi uyandırmak gerekiyor? Alo orası sıkıntılı. Bakın işte küçük bir yangında başımıza bu geldi. Allah ma korusun maazallah daha büyük yangında başımıza neler gelebilir diye soralım biz soralım. Ee, bana sorarsan deyip biz soralım. Evet sizden gelenleri e, sevgili izleyen Mesut Yar Oficial Instagram hesabında bekliyoruz. Yazın lütfen. Gelelim. Evet e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın meclisten geçirdiği kanun neden uygulanmıyor? Neden çocuklar icra yoluyla alınıyor? Neden iki polis Küçücük çocuğu korkutuyor bu yasa boşuna mı çıktı? Ya polislerin çocuğu korkutması filan polisler de e, sonuç itibariyle nedir? Görev kulu yani sonuç itibariyle kendilerine verilen bir durum var. Yani burada korkunun kendisi kararın kendisi anlamına geliyor. Karar uygulanmalı yasa diyor ki ne yasama karar veriyor yürütmede diyor ki yapacaksın kardeşim diyor polis orada ne yapabilir? Oysa orada elbette ki tabii ki daha çok pedagojiyle ilgili memur kardeşler giderler çocuğu ürkütmeden, çocuğu hakikaten korkutmadan, çocukta travma bırakmadan bir şekilde. Ama her ayrılık korkunç bir travmanın şeyidir. Travmaya açılan kapıdır. Kapıyı çalmanıza da gerek yok. O kapı bir kere açıldı mı bir daha kapanır mı bilemiyorum. Şimdi bir küpürümüz var e, ve bu küpür galiba milyonlarca memuru evden çıktı sanıyorum. E, işbaşı yapacaklar birazdan. Çıkmayanlar için yakından ilgilendiriyor. Hürriyet gazetesi tüm memurlara artış müjdesi demiş sevgili izleyen. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ek Gösterge'nin sadece bazı kamu çalışanları için değil, virgül tüm memurlar için 600 puan artırılacağı müjdesini verdi. Bakın birkaç zamandır altını çiziyoruz. Sadece iktisas alanları değil sevgili izleyen. Herkesin bütün memurların eğer yapılacaksa bütün memurların. Noktalı virgül koyalım buraya. Bütün çalışanların, bütün emekçilerin. Yani işçilerin de işçi emek, e, emeklilerin de bir şekilde bu göstergedir, e, şeydir, e, kademedir, kıdemdir vesairettir bilmem ne elden geçilmesi lazım. Çünkü e, meslekler arası ya da ne diyelim e, sınıflar arasında e, ciddi bir husumete de neden oluyor. Son derece basit bir şekilde e, sosyal medyaya baktığınızda o husumetin ipuçlarını görüyorsunuz. Okuyalım. Adaletsizliğe yol açacak dengelerde bozulacak da eğer diyor bazı 3600 diyor Cumhurbaşkanı bazı sadece bazı meslek dallarına uygulasaydık. Memur emeklilerinin maaşı da yükselecek. Bununla birlikte çünkü 600 puan yükselince 3000 olanlar 3600'e çıkartıldı. Hiç olmayanları da 600 ek yapıldı. Hakim ve savcı yardımcılığı geliyormuş. Bu arada 15 milyar liralık da sosyal yardım paketi ihtiyacı olanlara verilecekmiş. İşte o çok çok önemli. Çok çok önemli sevgili izleyen. Dönebilirsin bana. Aa, o şundan dolayı önemli. Bu Bugüne kadar yapılan yardımlarda e, sonuç itibariyle hep aynı insanlar gözetildi vesaire bilmem ne alıyorlar da alıyorlar. Hiç mi eksilme olmuyor? Bakın katılım oluyor. Yani yeni katılanları birilerinin belirlemesi gerekiyor. Yani bir şekilde ihtiyacı olan aile sayısı, işsizi, güçsüzü vesairesi bilmem nesi engelli işte demin bas bas bağıran bir engelli kardeşim var. Yani e, engelliyim. İlla memur olabilmem lazım? Ya da memur emeklisi olmam mı lazım? E, benim... Yaşam kalitemin yükseltilmesi için yani sonuç itibariyle herkesi topyekun kucaklayacak bir düzenleme olacak mı? Olacağının 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 iddiası var. Nerede medyaya baktığında öyle bir iddia var ee, ama sonuçta e, şu da var. Doğru bir soru sormuş Türkiye Gazetesi bugün. 3600 tamam da diyor sıra EYT'de bakalım. Evet yeni gösterge ile e, maaşlar zamlanacak 3600 tamam sırada EYT var. Milyonların beklediği müjdeler peş peşe geliyor demiş gazete. E, maaş zamları nereden ek bütçeden karşılanacakmış. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gidiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. İkramiyede de 50 bin liralık bir fark yaratacakmış bu. Sözleşmeli ve EYT'li gün sayıyor. Peki niçin gün sayıyor Vedat Bilgin açıklamış bizzat Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklamış. Vedat Bilgin ne açıkladı? Gelin ona da bakalım. Her sabah buraya düzenli olarak farklı isimlerden peki ya EYT'liler, peki ya KHK'lılar, peki efendim söyleyeyim sözleşmeliler söz verilen kadroya geçecek mi, geçmeyecek mi diye bir sürü mesaj geliyor. Ben o bir sürü, bir sürü mesajı elçiye zeval olmaz bunları okuyorum açıkçası. Okumayanlar var, görmezden gelenler var. Görmemiş gibi yapanlar var. Aa başka bir şeyle ilgileniyordum diyenler var. Ama bu onların varlığı mevcuttaki sıkıntının varlığını gidermiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Cumhurbaşkanı'ndan biraz daha fazla ayrıntıya girdi. Ek göstergenin ardından sözleşmeli personelle ilgili konuyu da ele alacaklarını belirtti. Bakan Bilgin kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma başlatıldığında duyurdu. Peki EYT'liler için ne dedi? Bakalım haberin içinde var mı? EYT çıkar mı? Bayıslar açılmıştır. 3000'den 3600'e geçenler ne kazandı? Yaklaşık maaşlarında 1300 lirayla 1400 lira arasında bir değişim oldu. Temmuz'un başında enflasyon farkını vereceğiz. Onunla ilgili başka düzenlemelerimiz var. O düzenlemeler de yapıldığı zaman 2300, 2500 vesaire gibi rakamlara ulaşabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Düzenlemenin emekli maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyelerini de etkileyeceğini söyledi. 200 bin lira ikramiye alacak olan bir kamu çalışanı diyelim 250 bin lira alacak. Kasayları vesaire onun bir teknik hesabı var. Hı hı. Onların emekli ikramiyesine ve ücretlere yansıyan kısımları da değişecek. Bakan Bilgin Aralık ayında da yeni bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Aralık'ta da bir düzenleme yapacağız Aralık'ın sonunda da. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden işte aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer bugün söyleme söylemeyi düşü, istemediğim ek düzenlemeleri de yaparak 3600 ile ilgili düzenleme kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelerine çok daha farklı yansıyor. TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni bir çalışma başlatıldığının da altını çizdi. Orada da adaleti gözeten, fonksiyonel farklılaşmayı kamu bürokrasisinde onların ön plana çıkaran bir çalışma yapacağız. Çok kapsamlı bir çalışma. Bir anlamda bizim kamu personel rejiminin yeniden inşa edilmesi sürecidir. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından sözleşmeli personellerin durumunu ele alacaklarını belirten Bakan Bilgin, düzenlemeyle sözleşmeli personele kadrolu personelin haklarının verileceğini belirtti. Sevgili izleyen e, sizden gelenleri de okuyalım. Mesutlar Oficial'a bana sorarsan başlığında gönderiyorsunuz. Nail diyor ki Mesut Bey dört deniz e, ülkemizin e, dört deniz olduğu bir ülkede. E, Selim bu şekilde insanlara zarar vermemesi lazım diye düşünüyorum. Acaba şöyle bir şey mümkün mü? Seller direkt denize girecek şekilde bir altyapı olsa iyi olmaz mı? O mümkün değil. ya. Yani o coğrafik şeyin şeyinde sisteminde tamamen değiştirmesini e, gerekiyor. Sadece hani İstanbul'da kalan İstanbul tartışmaların üzerinden yürüyebiliriz. Şöyle özetleyeyim sizi derdimizle dertlenmeyen, derdimize derman olmak istemeyen, halden anlamayan yönetici ve idarecilere... ...net bir şekilde dert denir diyor... ...sevgili kardeşimiz Gökmen Yüzbaşıoğlu... ...Günaydın abi peki ya taşeronlar... ...hala konusu bile geçmiyor... ...özellikle hizmet alım adı altında olanlar... ...iyi yayınlar dilerim işte onu bir şekilde... E, ...sayın bakan az önce açıkladı... ...döviz bu ülkede yatırım aracı olmaktan... ...çıkartılmalı çalışmadan alın tere dökmeden... ...parasıyla para kazananların... ...bu ülkeye herhangi bir faydası yok diyor... ...sevgili Suayip kardeş... ...EYT sırada derken herkes önümüzdeki seçim seneye... ...hazirandan hemen önce diyorlardı tam bir sene var. Kısacası yani şey içinde EYT içinde ee, işaret edilen, EYT için diyorum özür dilerim. E, 3600 ek gösterge içinde işaret edilen tarih biliyorsunuz yılın başını alıyor. Yani aralığın sonunu alıyor. Temmuz'da da bir düzenlemeden bahsediliyor ama o bahsediliyor. Yani net verilen tarih ee, yılın başı. Ya diyelim ki bu yılın sonu 2023'e girerken daha öne alınır mı? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi tabii bu 3600 e, masasında oturan bir de işin memur tarafı vardı. Memur Sen Başkanı e, Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sevgili izleyen Ali Yalçın araya bir yere de ya e, hani rakamlar biraz da arttırılmalı e, gibi küçük bir ricayı da ekleyiverdi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir adım olduğunu belirten Yalçın, çalışmayı dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz dedi. Memur Sen Başkanı özellikle göstergeleri 3600 altında kalan kamu görevlilerinin yansıtma oranlarında da artış yapılmasını beklediklerini söyledi. Düzenlemeyi reformist bir çalışma olarak gördüklerini vurgulayan Yalçın, iyileştirmeyi açık alanlarda tespitlerimizi metin üzerinde yaptıktan sonra meclis sürecinde de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Peki yani demin dediğimiz mesele de şu mesele yani tek başına memur, tek başına memur emeklisi, tek başına o ya da bu değil. Açıkçası e, toplumun hemen hemen her çalışan kesimine, toplumun hemen hemen her emeğini vermiş, artık emeğinin e, şeyini nedir hasatını toplamak için bekleyen emekli kesimine, engellisine, işsizine, e, yardıma ihtiyacı olana, muhtacına bir şekilde el e, reformistse bu şey, bu belirtilen düzenlemeye reform ise yani yenilikçi ise kısaca bir devrimsel nitelik kendi içinde hani tatlı bir reformizm aslında kendi içinde bir devrimsel nitelik anlamına da gelir. Devrimsel nitelik taşıyorsa işte o devrim herkes için şimdi diyor insanlar. Niçin diyor? Bakınız bir araştırma acı ama gerçek. Acı ve gerçek araştırmayı bir gösterelim lütfen. Türkiye raporunun anketi %85'in isyanı geçinemiyoruz diyor. Cumhuriyet'ten alınan bir haber. Geçen ay geliriniz giderinizi karşıladı mı sorusuna karşılamadı diyenlerin oranı %61. Karşıladı diyenlerin oranı %15. Ucu ucuna karşıladı diyen oranı da %24 sevgili izleyen. 61, 24, 15. Yani 15, %15. Şimdi ya yani o %15'in hangi kısmının şimdilik Dediğini bilemeyeceğiz hiçbir şekilde ama e, mutlu bir azınlık diyebilir miyiz buraya? O da hani yaşadığı için mutlu bir azınlık diyebiliriz. Geçen ay geliriniz giderlerinizi karşıladığımı sorusuna yöneltilen yurttaşların %61'i karşılamadı derken %24'ü ise ucu ucuna karşıladığı yanıtını verdi Gökhan Kam'ın haberinde. Evet kiralar kiralarda bir yandan hepimizin e, bir şekilde toplumun sinir uçlarıyla oynayan, toplumu birbirine karşı kutuplaştıran, toplumun birbirine karşı bileyen, bir bıçak gibi bileyen bir noktaya geldi. Aşırı artışlar, ev ile kiracılar arasında açılan davalar, işte acayip acayip protokoller dikkat çekici bir artışa neden olduğu mahkemelerdeki iş yükü aynı oranda arttı. Şimdi hazırlığı devam eden ara düzenlemesinin mahkemelerin iş yükünü azaltacağı düşünülüyor. Mahkemelerin iş yükünden azaltırken bir yandan da insanların sinir kat sayısını sinir kat sayısını da azaltması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle toplumun her kesiminin Para üzerinden yapılan sıkıntılarda ya da e, nelerde, çelişkilerde bir şekilde makul bir ortak noktada buluşturmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Bunu söylemek için bir bilge olmaya, bir ben kahin olmaya, e, bir sosyolog olmaya gerek yok. Sonuçta hangi konuda tartışıyorsak o konunun düzeltilmesi ve rehabilite edilmesi hepimizin boynunun borcu. Özellikle de seçtiklerimizin boynu borcu. Çünkü ara giden uyuşmazlıkların en geç 4 haftada karara bağlanması... Gerekiyor sevgili izleyen. Herkes için zor bir durum. 4 haftada hangi karara bağlanacak? Tahliye ise tahliye ne zaman olacak? Tahliye değilse e, söyleyeyim, bir üst mahkemeye gitmeyecek mi şey? Ara bulucu sen aradan çekil. E, bir şekilde ben üst mahkemeye gidiyorum demeyecek mi? Bunların hepsi uzun uzun süreçler ama süreçler uzadıkça boyumuz kısalıyor. Ev sahibi kiracı ilişkilerindeki sıkıntılara da ara zorunlu olarak getirilmesi çok olumlu ve çok isabetli bir karar. Kira uyuşmazlıklarında da ara buluculuğu zorunlu hale getirecek düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hukukçulara göre 2012'den bu yana farklı başlıklarda uygulanan ara buluculuk yöntemi çok önemli faydalar sağladı. Genel rakamlarla 2 milyon 900 bin küsur dosya ara buluculuk sisteminden geçti. İşçi işveren anlaşmazlıkları, ticari anlaşmalar, tüketici anlaşmaları. Bunun 2 milyonu çözüldü. %70'lik bir yükü arabulucular mahkemelerin üzerinden hali hazırda almış durumdalar. Son bir yılda kiralardaki artış ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi birçok ev sahibi yasalara aykırı şekilde kiracıları çıkarmak istiyor. Hal böyle olunca adliyelerdeki iş yükü de arttı. Davalar bir yıldan uzun sürüyor ancak ara buluculuk uygulaması bu durumu değiştirebilir. 7-8 ay çok iyimser bir tahmin. Duruşma gününden sonra bir de bunun devamı var. Bir bilirkişi atanması, raicin belirlenmesi ve bu sürede eski kiradan normal tefe tüfe artışıyla kiralar devam edecek elbette. Yasa ya da yönetmelik çıkmamış durumda ama çıktığında bu tüm sürecin sonuçlanması için öngörülen süre 3 artı 1 hafta. Çok özel bir durum olursa bir hafta daha uzatabilecek ve 4 haftada tüm bu kira artışından kaynaklanan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları çözülecek. Düzenleme uygulamaya girdiğinde kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleriyle kiracılar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Dava ancak ara buluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde açılabilecek. E, Tülay diyor ki bana sorarsan 2000 sonrası emekliliğin hakkını ve intibak hakkında ayarlarlar inşallah. İşçi emeklisinin de hakkı yeniyor. İşçi emeklisi, dul yetim aylığı inşallah engelliler bunlara da müjde gelir. Bunlara müjde gelmedikçe toplum sadece bir kesmi e, gülümseyip gider diyor. Ha benzin zammı 30 liraya doğru gidiyor yakında 35 de olur. Aracın olsa da dert olmasa da dert evet gelir gideri ucu ucuna karşılıyor. Asgari ücretler ne yapsın bu zamları kim yapıyorsa hakikaten biraz empati yapsın. Şimdi şöyle Ukrayna, Rusya vesaire Rusya büyük tedarikçiydi ve benzin, ben petrolde fiyatları açıkçası baskılayabiliyordu. Şimdi savaşla uğraştığı için e, Rusya ne yapıyor? Diğer petrol ülkeleri yapıştırdıkça yapışılıyor. Dün e, petrolün Brent fiyatı 120 e, Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara çıktı sevgili izleyen. 120 dolar ne demek? 120 dolar ben sana net bir şekilde açıklayayım. 120 dolar şu demek. Mesela bu akşam benzine zam O kadar çok konuşuluyor ki. E, şeyde şey de açıklar birazdan. E, o ep e, epkis falan da açıklar. Bu akşam benzine zam bekleniyor. Yarın efendime söyleyeyim. Motoruna ya da tam tersi motorun benzin olabilir ya da her iki gün üst üste ikisine birden olabilir çünkü 120 bir bantta 120 dolarlık bir bantta e, şeyi akar yakıtı tutabilmen e, pompaya yansımaması mümkün değil yani günü ben sadece 50 liralık alırım diyen arkadaşlar marşı marş e, e, anahtarını çeviremiyor geçmiş olsun ancak bir kahkaha marşı yükseliyor oradan neyse eczacılar eczacılar en önemli derdimizden bir tanesi olacak çok yakında niçin Şu, ee... Eczacının olmadığı yerde ilaç çok ilacın olmadığı yerde de eczacı yok. Şimdi böyle bir durum olabilir mi? İlaç fiyat kararnamesinin bu yüzden güncellenmesini istiyor eczacılar. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, ülke genelinde hizmet veren 28.700 eczaneden yarısının kapanma, bildiğin kepenk kapatma, nöbetçi bile olmadan kepenk kapatma ee, şeyine durumuna geldiğini söyledi. Vallahi de billahi de sıkıntı ciddi. Üney ilaç fiyat kararnamesinin 13 yıl öncenin ekonomik koşullarına göre belirlendiğini belirtti. Pek çok sektör ve meslek grubu için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken eczacıların unutulduğunu savunduğu Arman Üney, ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir ifadelerini kullandı. Sevgili izleyen Evet Mesut Yar ofisiyel Instagram'daki adresimiz ve sana sansürsüz e, mikrofon tutan tek program Mesut Yar'la bugün hem Star'da hem NTV'de an itibariyle devam ediyor. Nokta nokta Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaktayım. %70 enflasyon olan bir ülkedeki devletin açıkladığı bu. E, %12 zam verilen işçi işsiz kalırım korkusuyla gıkını bile çıkartamıyor. Biz bu korkuyla nereye kadar yaşayacağız diyor. Sevgili e, kardeşimiz Esra ise e, diyor ki arabuluculuğu kendi aramızda bulabilirsek arabulucular gerek kalmaz ama aranın bulabil bilemeyeceğimiz kadar, arayı bulamayacağımız kadar aralar açıldı diyor sevgili kardeşimiz. Evet e, bir başka arkadaş bana sorarsan sadece memurun ihtiyacı yok. Diğer çalışanların da ihtiyacı var. Kargocu kardeşlerimizi unutmasak olabilir mi acaba? 3600 malulen emekli bir öğretmen olarak benim 5300 liralık maaşıma ne kadar yansır? Vallahi zekayı bunu da anladığım kadarıyla artık uzmanla ekonomiste soracaksın. Ülkede o kadar çok ekonomist var ki biz buna en azından buna karışmayalım. Ha ee, şöyle ekonomist olduk hepimiz elimizde ve beynimizde çok hızlı çalışan bir hesap makinesi var ve bu hesap makinesinde hesap tutmuyor yani beynin hızına daha doğrusu etiketin hızına beyin beynin hızına parmak yetişmiyor yani bildiğim parmaklar uçan parmak haline geldi çok yakında havalanabiliriz zaten en azından etiketler havalanıyor o konuda da net bir şeyler söyleyebiliriz al sana damacana yahu damacana hayatımıza çok tuhaf bir şekilde girdi çok doğal bir şekilde girdi. Kriminal, rezil, ahlaksız haberlere kadar konu oldu. Ama geldiği noktada insan ahlakından çıkartacak bir fiyata geldi, yükseldi. Damacana zamlandı. 19 litrelik suyun fiyatı ne oldu? Fırladı. Fırlamak ne kelime ya. Bildiğin hani balistik füze gibi fırladı. Su üreticileri fiyat artışını akaryakıt ve enerjideki zamlara, kısacası yükselen maliyetlere bağlıyor. Zaten Kime bir şey sorsan hepsi yükselen maliyete yapıştırıyor. Aradan kurtaran kurtarıyor. Stokçusu bilmem nesi e, siyasetçisi o busu aradan yırtmış oluyor olan vatandaşa. Ya maliyete yansıdı da vatandaşın insani maliyeti. Etin kemiğin kanın içindeki proteinin e, karbonhidratın şekerin beynin e, önemli bölümünü oluşturan çalışmasına şu şey olan şekerin. Ya bunların maliyeti yok mu? İnsanın maliyeti yükselmedi mi? İnsanın maliyeti e, yükseliyor ama biz insandan çok ürünün maliyetine bakıyoruz. İyi de kimi 20, kimi 35 maliyet markaya göre mi yükseliyor? Ben de onu anlamıyorum. Kimi damacanayı 20 liraya yükseltmiş, kimi 35 liraya yükseltmiş. Ya içerik aynı, dışarık suyu değil, bildiğin sabrı taşırıyor artık. Zam geldi damacanaya. Evet, kullanıyoruz. En son 10'du, işte. 10'du, 15 oldu, şimdi 20. Evet, ne yapacağız? Kaç alıyorsunuz damacanayı? 30 lira. 15 liraya da var, 25 liraya da. Hatta 32 liraya kadar çıktı. 19 litrelik damacana suların fiyatı arttı. Elinizdeki sulara zam geldi. Evet. Yani her şeye geldi. Her şeye geldi, gelmedi. gelmedik bir şey yok ki zam. Evet zam geldi maalesef. Yok dolar yükseldi vesaire diyorlar ama yani bilmiyorum suyumuza da zam geldi. Bakalım ne içeceğiz bundan sonra. Damacana suya yaklaşık %10-15 oranında zam geldi. Şu anda gördüğünüz bu suyun fiyatı zamdan önce 18 liraydı ama şimdi 21 lira oldu. Ben 18 alıyordum 20 olmuş. İçiyoruz yani yapacak bir şey yok. Olmadan olmuyor. Olmadan olmuyor. Hadi. Çeşmeden içemeyeceğimize göre. Bu fiyat artışlarına sebep olarak enerji ve petrol fiyatlarındaki artış gösteriliyor. Sebebi de enerji, akaryak ve işçilik fiyatları arttığından dolayı fiyat ayarlaması kaçınılmaz oluyor. Markasına göre zam oranı da fiyatı da değişiyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana suların fiyat aralığı epey geniş. 15 liraya da damacana var, 32 liraya kadar da çıkıyor. Sebebine gelince ulaşım, nakliye ve tabii ki de akaryakıt. Mevsiminde üretim, mevsiminde tüketim. Dolayısıyla yerinde üretim, yerinde tüketim. İstanbul civarında bulunan sular, işte Kemerburgaz, Çatalca, ve Şile'den gelen sular, e, piyasa satış fiyatları 20 TL'lerden, damacanadan bahsediyorum. E, şehir dışından gelenler aşağı yukarı %50 daha fazla satılıyor. E bu neden kaynaklanıyor? Mesafenin uzaklığı, e, akaryak fiyatlarının farkı bindiği zaman böyle arada bir uçurum oluşuyor. Evet e, Batumiye bana sormuş fındık fiyatları belli oldu mu diye. Vallahi kabinenin içinde olmadığım için bilemiyorum sevgili kardeşim. Yakında belli olur o da bir şekilde. Bektaş diyor ki günaydın. <laughs> Çocuklar ne yiyecek, nasıl beslenecek, bünyeleri her türlü hastalığa açık süt, peynir, yoğurt, yumurta, meyve alınamıyorsa hakikaten gelecek kuşağın sağlığından da endişe etmemiz lazım diyor. Doğrudur, altını çiziyorum. E, Meltem Bulut yurt fiyatlarına da dikkat etmek lazım. Bu yıl 900 lira olan yurt seneye 2500 e, olarak karşımıza çıkıyor diyor. Bir başka arkadaşımız da engellerin hasta bezi ve medikal malzemeleri ödemelerinde sıkıntı yaşıyoruz. E, Fark ödemek zorunda kalıyoruz. Bunu dile getirmişsiniz diyor. E getirmiş olduk şimdi an itibariyle. E bir başka arkadaşımız da ne diyor? E şu e, heh ne diyor? E mi söyleyeyim? Günaydın e, diyor. Bir şekilde e, su arıtıcı yaptırdım. Canımız kurtuldu. Su arıtıcında şöyle bir derdi var. Net konuşalım. Suyun içindeki bütün mineralleri temizliyor aynı zamanda. Yararlı yararsız bakteri mineral filan temizlerken yararlı bakteri de alıp götürüyor. Dolayısıyla ben arıtıcı yaptım. Yırttım değil. Bakın bütün büyükşehir belediye başkanları, bütün saygıdeğer belediye başkanları, bütün kamu yöneticileri, bütün saygıdeğer kamu yöneticileri lütfen çıkın mesele bu noktaya gelmişken Lütfen çıkın ve şehrinizin insanına ve seçmeninize ve kapısında kuyruklar oluşturduğunuz e, seçim zamanlarında seçmenize çıkın ve şunu söyleyin. Benim yönettiğim şehirde ya da benim yönettiğim ilçede e, bir şekilde musluktan su içebilirsiniz arkadaş. Neyle? Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz, iç ferahlığıyla içebilirsiniz, gönül sağlığıyla, zihin sağlığıyla içebilirsiniz deyin diyemiyorsanız, işte gördüğünüz gibi bizi maliyetlerle baş başa bırakıp su artısı mı alsam evvelime söyleyeyim e, suyun içindeki e, yararlı mineraller ne oluyor vesaire sorularıyla bizi baş başa bırakmayın. E, sayın İmamoğlu, Sayın yavaş evvelime söyleyeyim aklınıza gibi e, Sayın Bursa Belediye Başkanı Adana, Antalya bütün bütün hiç fark etmeden Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz belediyeleri ne olur çıkınız. Çıkınız ve diyiniz ki arkadaşlar bir şekilde saygıdeğer seçmen bizi seçtiniz, işin başına getirdiniz, artıcıları oyu buyu koyduk artık mesle şebeke suyu içilir. Ben İstanbul'da Hamidiye denilen suyu, İstanbul'da Hamidiye denilen su bir çeşme suyudur. Hamidiye çeşmeleri vardı eskiden. Hamidiye çeşmelerinde tık yok. Uzun bir zamandır yok. Yani sadece bu iktidar döneminde değil. Uzun bir zamandır tık yok. Muslu ağzı, e, ağzını musluğa dayayıp çeşmeden su içmek yani çeşmeden su içmenin bütün memleketin en güzel şiirlerine dizi olduğu bir dönemden geldik musluk korkusuna. Geldik musluk fobisine. Olacak iş mi? Değil. Oldu mu? Bu da oldu. Şimdi kurban yaklaşıyor. Kurbanlıklara bir bakalım. İnsanlar merak ediyorlar çünkü kurban bayramına daha bir ay var. Ama bu hani tatilde erken rezervasyon e, yapılır ya. Kurbanda da erken rezervasyon için insanlar akıllı davranıyorlar. Ne yapalım hani gelen zama karşı kendimizi e, koruyalım. İşte Satış noktalarındaki hareketlilikle birlikte etiketlerde e, değişen fiyatların artacağını e, düşünen vatandaş kendimizi koruyalım diye koşturuyor kurbanlık satılan yerlere. Telaşa düşenler... ...ummadıkları bir e, kötü sürprizle karşılaşıyor sevgilinizden. Ne diye soracaksınız? O kötü sürprizi haberin içinde e, göreceksiniz ama... ...eskiden 7 kişi birleşip danaya girerdik. Şimdi 7 dana bir mahalleye girebiliyor rahat rahat. Attış oranı üç e, katı kadar diyebiliriz fiyatlarda... Ee, ama tabii ki de yapılan zamların biz hepsini müşteriye yansıtamıyoruz. Çok yüksek geldi fiyat. Geçen sene 3 bin lira her şey dahil kesiyorduk. İlla pahalı tabii. Normalde tutup Normalde eller sıkışılır. Bırakıyoruz sadece o kadar. Hiç pazarlıkta <laughs> maalesef, böyle yok maalesef, yani. Maalesef çok yapamıyoruz. Hem fiyatlar katlandı hem de bu yıl pazarlığa bile kapılar kapatıldı. Alıcı mıyız? Alıcıyız. Vazgeçtik. <laughs> 70 bin, 75 bin civarında. Kişi başı 10 bin, 12 bin lira denk geliyor. Biz geçen sene 3 bin almıştık. <laughs> Bayrama daha bir ay var ve kurbanlıklar henüz İstanbul'a gelmedi. Ama adak kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden başladı. Fiyatlar geçen yıla göre çok farklı. Fiyatlarımız büyük başta 27 bin TL'den başlıyor, 80 bin TL'ye kadar... E, fiyatlarımız var. 716 adet hayvanımız var. Şu anda 180 tanesini satmış bulunmaktayız. Geçen sene olan nakne maliyetleri 5 katına falan arttı. Fiyatlar 3 katına arttı. Belki de kazanamıyoruz yani. Durum bu. Canlı 85 mi? Evet. Abi yüksek dedin ya. Kesim içinde mi evet. e, 85 diyorsun? Hayır demiş? artık kesim ücreti de var. Ulaştı. Evet. Yani. Ama biz entegre efendim. tesis olduğumuz gireyim. için kesin ee, kesim ücreti 3000 TL. Kurban satış yerinin en başında tabii ki de bu pazar alanının en gözdesi en büyüğü yer alıyor. İsmi şampiyon ağırlığı ise yaklaşık 1100 kilogram ama fiyatı adeta duda uçuklatıyor çünkü kendisi 80 bin liradan satılıyor. Satış yerinin en büyüğü yanımızda. Aynen. Yani yaklaşık 1100 kilo geliyor 80 bin lira. Bence hayvanın güzelliğe değer var mı? Var. Ama... Zaman olsun abi. <laughs> Efendim geçen sene yine gelmiştik. 38 evet. bine vardı, 35 bin alıcı bulmuştu. Şu an 80 bin diyoruz. Maalesef şartlardan kaynaklı. Bizim de en uyguna verdiğimiz fiyat 80 bin TL. Pazarlık var mı peki? 80 binden düşer mi aşağıya? Pazarlık yapamıyoruz maalesef. Yani 100 lira da olsa düşemiyor 100 lirayı mu? bırak 1 lira bile düşemiyoruz. Hiç oynamıyor yani. Maalesef, maalesef, maalesef. Gibi. Peki satıldı mı onu sorayım. E, şu an satılmadı ama alıcıları var. İsteyenler oluyor yani. Tabii ki de geliyorlar. Küçükbaş hayvanlarda da fiyatlar hayli değişmiş durumda. Geçen yıl bulunduğumuz bu kurban satış yerinde 1200 liradan başlıyordu fiyatlar. Ama bu yıl en düşük küçükbaş kurbanlık 2000 lira. Yaklaşık 250 tane küçükbaşımız var ve 50 tanesi satıldı. Büyükbaşta fiyatlar biraz yüksek olunca küçükbaş Kesme talebi artıyor. Hem kurbanlık hem e alışverişe geliyoruz buraya devamlı. Küçük baş mı düşünüyorsunuz? Yani küçük baş tabii ki. Çok pahalı. Çok pahalı. Canım. <laughs> Siz pahalı deyince kızdı galiba ben. Evet. evet, yok anam çok ucuz kızım çok ucuz. <laughs> İçimizi geçire geçire gidiyoruz. <laughs> Evet en azından ortopedistler de yazdı. Çünkü biliyorsunuz her kurban pazarlığında e, kol hem bilekten hem dirsekten hem de şeyden omuzdan çıkıyordu. Artık ortopedistler de yazdı. Çünkü el ele bile tutuşmuyorlar. Bırakın şeyden e, hani salgında ortasında değiliz. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacağını açıkladı. Kabine toplantısının ardından konuştu. Faiz Mesajı çok dikkat çekeceğiydi Cumhurbaşkanı'nın. Ne dedi? Bu iktidar faizi arttırmayacaktır. Tam aksine faizi düşürmeye devam edecektir. Dolayısıyla e, dolarizasyonun yükselmesi, kurlardaki yükselmeyi e, bir şekilde faiz düşüşüne e, bağlayan ekonomistler de hakikaten gün boyu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı tartışıp duydular. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Düzenleme ile tüm memurların ek göstergesi 600 puan yükseltilecek yıl başından itibaren birinci dereceye gelmek şartıyla polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olacak. Genel müdürlerin 3600 olan ek göstergesi 4400'e, ilçe ve şube müdürlerinin ise 2200 olan ek göstergeleri 3000'e yükseltilecek. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında emekli ikramiyesi ise 44500 lira ile 50150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın faiz mesajı da dikkat çekti. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadele mesajları da verdi. Enflasyonun bir sorun olduğunu ancak Türkiye'deki pahalılığın sebebi olmadığını söyledi. Çözüm yolunu anlattı. Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur. Ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi ve çözüm yolu tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir. Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı vardır. Sorunun diğer tarafında ise büyüyen üretimimizin gerektirdiği ithal girdilere ve şirketlerimizin genişleyen küresel ağlarının ortaya çıkardığı ihtiyaca Bağlı döviz talebi vardır. Şimdi bakın ee, lütfen sizden gelen mesajlar bekliyoruz mesajlarınızı. mesutlar Er Instagram'daki Instagram'daki ee, adrese gönderebilirsiniz. Bir kardeşimiz yazmış. Kurban olayım diyor yorum yap abi. Neden insanlar fiyatların yükselmesine gülüyor? Haberde izledik az önce insanların fiyatların yükselmesine gülme. Yahu tertemiz çıldırdık kardeşim. Tertemiz çıldık, tertemiz delirdik. Herhangi bir kendisini sıradan sağlıklı hisseden bir insan, herhangi işinin ehli bir psikiyatriste, bir psikoloğa gitse bir şekilde teşhissiz çıkamaz. Bir şekilde reçetesiz çıkamaz. Net bir şekilde reçetenin rengini ben bilmem. Doktorlar çok daha iyi bilir. Ama sonuç itibariyle çıkabilir mi? Gülüyoruz. Ağlanacak hale gülmek meselesinin gerçeğe yansıması tam olarak da bu. Kurban kesip dağıtan iken artık pay kabul eden durumuna Eyvah eyvah diyor sevgili Tahide. Evet bir başka arkadaşımız da Boğaz'dan inmez o. Kurban eti diyor. E, i̇şçi emeklisi olarak maaşlara yüksek bir artış bekliyoruz. 2500 alın. Artık sadece ismi var diyor sevgili Cengiz Durak. Bir başka arkadaşımız da yakıt 2-3 kat arttı fakat herhangi bir ürün 10-15 kat arttı. Fırsatı sahtekarlığa çeviren kim varsa Allah nokta 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 diye devam ediyor Kamil Birinci. Biz vazgeçtik kurban kesmekten minnacık bir koyun olmuş 6 bin lira. Kime neyi anlatacağız? Evet bana sorarsan ülkemizde kas sisteminin var olduğu Dün resmi ağızlardan itiraf edildi diyor sevgili Uzay Tolgay. Bir başka arkadaş gerçekten uçtuk abi gerçekten uçtuk ama nedir? ne uçtu ee, onu bilemiyorum sevgili izleyen ama şunu biliyorum. Birazdan birazdan çok günün en mavra haberini birlikte yapacağız. Yani hep böyle o oldu bu oldu vesaire falan filan dertleşirken biraz da gülmemiz lazım. Tek başına ha güzel diyor demin arkadaş Abi Allah aşkına anlat niçin gülüyor insanlar diye. Ne yapalım kardeşim bir tebessümümüz var ağzımızda kalan son sermaye. O da ağzımızın ucunda işten gelen bir şey değil. Yoksa e, bir şekil hakikaten Neyse. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler e, yöneltti. Ne dedi e, Öztrak? Mayıs ayı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ekledi bu savunmasına hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor bu ortaya çıkan rakamlar dedi. Piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in rakamları ağır makyajlı. CHP Sözcüsü Faik Öztürak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarını bu sözlerle değerlendirdi. Öztürak, hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Öztürak'ın gündeminde Suriye'ye düzenleneceği açıklanan yeni harekat da vardı. Biz Türkiye'nin güvenliği için doğru şekilde atılacak her adımın yanında oluruz. Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek, davul zurnayla duyurularak yapılmaz. Kıbrıs'ta olduğu gibi bir gece ansızın gelinir. CHP sözcüsü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla Ankara'nın bu konudaki vetosunu da değerlendirdi. Türkiye müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde de haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek bir çözümle çıkmasını bilmelidir. A Mert diyor ki valla e Ok Meydanı'nda kafem var tam 2 aydır bulaşıkçı açık, 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 açık arslan bulamadım 5500 lira maaş veriyorum ama vallahi yok abi Mert'i bulun Mert'i bulun, Mert bulun sevgili izleyen Mert'i bulun 5500 lira maaş veriyor bulaşıkçıya e onu bir şekilde bulun hemen e mesajların altında devam ediyoruz mesajlara Mesut Yarofic'i instagramdaki adresimiz son fotoğrafın altına yazın gelsin abi asgari ücret 4250 evkülesine başvurdum en düşük ödemesi 5000 küsür biz asgari ücretler ne yapacak asgari bir şekilde yaşamaya çalışacağız kardeşimiz. Şimdi a, önemli bir şey var. Tüm bunları konuşurken şimdi var, pahalı. Yok. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Şimdi ucundan e, kıyısından Lavrov'un Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı Lavrov yarın buraya geliyor ve masadaki en önemli konu ne? Buğday. O şeyde Rusya'dan o buğdayın çıkması, artık dağıtılması, erişimimiz yok. Erişim. O erişime e, ulaşmaz isek, erişime erişemezsek çok ciddi bir şekilde küresel bir e, açlık krizinin yaşanacağı söyleniyor. Parası olan bir şekilde hayatta dur ama üretim olmazsa neye erişeceksin? Ancak stoktakine erişirsin. Seni bir zengin olarak o stokta bir yere kadar götürür. Ya benim param var, sen kendini düşün fukara diye ezikleyeceksen de e, fukaranın da bir şekilde isyanı gelir, seni bulur. Böyle de bir net var, durum var. Türkiye Gazetesi'nin iddiası şu tarlasını ekmeyen pişman olacak. Ukrayna buğdayını %25 ucuz alacağız. Tahıl koridoru için anlaşma yakın. Lavrov geliyor. Bakan Krişçi, Ukrayna tahılda indirim yapacak dedi bize. Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Dekar başına verim 500 kiloyu buluyor. Hükümet sert ekmeklik buğday ve arpa üresine desteği arttırdı. E, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yeni destekler açıkladı. Ukrayna'nın 22 milyon tahılı da Türkiye'den dünyaya taşınacak. Haber bu. Şimdi hani bu hayatımızı ne kadar rahatlatacak? Ekmek fiyatlarında bir indirime gidilebilir mi? Hayır. Türkiye'de etiketler geldiği yeri hiçbir şekilde unutmaz. E, dolar geldiği yeri unutmaz. Altın geldiği yeri unutmaz. Ama insan geldiği yeri unutur. Geldiği yeri en kolay, en çabuk ve en kesintisiz unutan insandır. Çıktığı yolda yapayalnız fukaradır ama geldiği yeri, geldiği yeri yukarı, e, yukarıya çıkarken yanında kimlerin olduğunu unutur. Düşünmez ki aşağı düşerken aynı yüzleri göreceğini. Şimdi buna alarm deniyor aslında. Yani tamam Ukrayna e, vesaire falan filan dedik. Bu savaş sonrasında dünyada gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Hızla gidiyor. Bu konuda önemli uyarı var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Baş Ekonomisti. Enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda. işte petrol artıyor. Brent petrol, e, elektriğe vesaire doğal gaza. Her şeyi, her şey e, kendi şeyinde nizamı içerisinde artmaya devam ediyor. E bu sürme durumunda gıda fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. Ya e, insan ister istemez söyle zaten arşa halaya çıktı. E bundan ötesi yolculuk güneşe mi hemşerim diye mi soracağız? Enerji fiyatlarındaki artış gıdada daha yüksek fiyat baskısı yaratıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Baş Ekonomisti Maximo Torero gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Dünya gazetesine konuşan Torero, yüksek gıda fiyatlarının tüketici üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Torero, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesinin gıda fiyatlarını daha yukarı çekmeye devam edeceğini dile getirdi. Torero'ya göre savaşın gıda piyasaları üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkileri var. Buğday, mısır ve ayçiçeği arzının azalması doğrudan etkiler olarak öne çıkarken Doğalgaz, ham petrol, gübre ve nakliye maliyetlerini artırması ise savaşın dolaylı etkileri oldu. Bazı ülkeler iç tüketime yetmeyeceği endişesiyle çeşitli ürünlerde ihracat kısıtlamalarına başvurdu. Bu durum düşük gelirli ve net gıda ithalatçısı ülkeleri zor durumda bıraktı. Torero yapılan bazı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Gıda ve Tarım Örgütü, fiyat artışlarından en çok etkilenen ülkelerin maliyetlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için bir gıda ithalatı finansman imkanı oluşturulmasını önerdi. Bu finansmanla ithalatçı ülkelerin gıda erişimini kolaylaştırmak hedefleniyor. Peki tamam hani e, mevcut durumun fotoğrafını koyduk. Her günde yaklaşık olarak aynı fotoğrafa, e, aynı fotoğraf albümüne bakıyor muyuz bakıyoruz. Aynı yüzleri görüyor muyuz görüyoruz. Yıllardır gördüğümüz yüzler, Hürriyet, Hande Fırat enteresan bir haber yapmış. E, hemen gösterelim size. Lider analizleri, dünyayı ve Türkiye'yi e, yönetenlerin analizleri var. Derya'cığım. İşte lider analizleri, kişilik analizi yapan Aykut Açıkalmaz almaz aç kalmaz ve Yasin İkizoğlu dünyadaki ve Türkiye'deki liderlerin özelliklerini anlattı. Erdoğan dominant lider, Kılıçdaroğlu ciddi kişilik özelliği ön planda, Bahçeli keskin çizgileri, kuralları var. Akşener sadık kişilik özelliği baskın, toleransı yüksek. Putin liderlik tarzı otoriter, Merkel mükemmeliyetçi, metodik ve organize. Şimdi bunların açılışını yapalım. Bakın Putin, Trump e, için Dominant liderler diyor aynı şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde dominant lider e, açıklaması yapılmış gazetede gazete gördüğünüz gibi bütün şeyler bizim liderlerin özelliğini bir okuyayım mı size bir okuyayım böyle minicik bir şey yapalım Biden sadık kişilikmiş yani sadık olsa ne olur olmasa ne olur ciddi ve vicdanlı liderler var. Merkel ve Obama. Merkel Almanya'dan gitti. Rusya-Ukrayna savaşı patladı mı? Patladı. Şimdi bunu e, analiz edebilmek için öyle ekstra bir siyasi analist olmak e, gerekmiyor. Konuşan kafalardan bir tanesi olmak gerekmiyor. Basit bir şekilde makale okursun. Basit bir şekilde yaşadığın coğrafyanın yakın şeyine, çevresine bakarsın. Basit bir şekilde siyaset matematiği içerisinde aritmatiği içerisinde e, bilmem kaç kere bilmem kaç ne edere bakarsın görürsün. Yani Dünyadan bir lider eksildiğinde dünya dengesinde tatlı bir oynama oluyorsa ya da tatsız bir oynama oluyorsa kimden ve nasıl kaynaklandığını bir şekilde öğrenirsin. Türkiye'deki liderler, liderlerin karakterleri ne analizi? kişilik analizleri. Bakın ne diyor? Erdoğan dominant lider diyor Hürriyet Gazetesi. Hedefe kitlenmesi, hedefe yürürken kendisi dahil olmak üzere her şeyi feda etme gücü tam bir dominant lider özelliği diyor. Ve ekliyor bu tür liderlere ya ayak uydurursunuz ya da uydurmayıp yanından kaçarsınız diyor. Bir başkası bir başka özellik dominant özelliğe eşlik eden diğer özelliği iz bırakma değeri, yaptıklarını gösterme, herkese anlatma ve mutlaka sonunda alkış ve takdir beklemede. Cumhurbaşkanı'nın özelliklerinden biri ve son özelliği Dominant özelliği bu kadar güçlü liderler, ülkeyi büyüten, lokomotif olan liderlerdir diyor. Aynı gazete Bahçeli için de dominant lider yakıştırması yapmış. Güçlü bir dominant iz bırakmak, görünür olmak çok önemli değil. Keskin çizgileri ve kuralları var. Zaman zaman herkes çivi ben çekicim edasıyla ee, yaşıyor ama duvara çakılabiliyor. Yanlış yapanları duvara çakabiliyor. Hedefe yürürken yolda kim üzülür, kim kırılır diye de düşünmüyormuş. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ciddi kişilik olarak nitelendiriliyor... Dominant özelliği göstermekle birlikte en baskın özelliği değil. Ciddi kişilik özelliği ön planda. İz bırakan kişilik özelliğini çok az gösteriyor. Giyimi, beden dili ben buradayım diye bağırmıyor. İskandinav ülkelerinde bu tip liderler daha çok kabul görürler. Bu tür liderler ile huzur ve güven duygusu insanlarda daha ön plana çıkar. Bazı yönleriyle Kemal Bey Merkel'le bir hayli benzeşiyor diyor. Akşener ise Sayın Akşener için de sadık kişilik özelliği baskın. Toleransı yüksek. Hem severim hem döverim tipe bir lider. Kısa bile sonrasında affetçi. Hepimizin ailesinde olmasını isteyeceğimiz güçlü anneanne ve babaanne tipi o nedenle sıcak geliyor. Sadık kişilik özelliğine iz bırakan kişilik özelliği çokça eşlik ediyor. Haksızlığa uğrayanı, ezileni aile içinde kollar ve himayesine alır diyor. İz bırakanlarda en belirginin Zelenski olduğu bir kişilik analizinden bahsediyoruz sevgili izleyen size. Okudum mu okudum. Evet bunların yüzde kaçına katılıyorsun? Yüzde kaçına katılmıyorsun atma kardeşim din kardeşiyiz diyorsun yoksa ya bırak ee, tamamen zaman kaybı bu kişilik analizlerini okumak mı diyorsun yazabilirsin bize mesutiyar oficial instagramdaki adresimiz son fotoğrafın altına. Şimdi e, hazır orada da e, şey varken yan tarafta da lider analizlerinin yanında kızgın boğalar seyircilerin arasına daldı. Vallahi Rize çamdayım şimdi. Tam yeri burası değildi bu haberin ama hazır görmüşken ve biraz daha boğa gibi kırmızı görmüş, boğa gibi öfke buraya çıkmışken kişilik analizlerini okuduktan sonra güreş yapılan alandan boğalar kaçıyor. Dışarıda da dehşet saçıyor. Boğaların önünden kaçanlar canlarını zor kurtarıyor. Bu kez izleme sırası tribünlerden boğalara geldi. Eee, nedir efendim? Derviş dervişi sırayla izlermiş. Güreşen iki boğadan biri arenadan kaçtı, diğeri de onu takip etti. İki boğa seyircilerin arasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki 26. Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri yapıldı. 50 boğa arenada kozlarını paylaştı. Yüreşler tüm heyecanıyla devam ederken bir anda panik başladı. Boğalar seyircilerin arasına girdi. İş boğa sahiplerine düştü. Güç de olsa yakalanan boğalar tekrar ahırlarına götürüldü. Evet ülkede işçi üvey evlat mahamesi yapmayalım aman diyor sevgili yüksel modern annede yani ee, şey ikkamiye ile birlikte e, acaba e, bayram maaşıyla diyor şey alabilir miyim kurbanlık alabilir miyim alabilmiyorum ne güzel sözdür ya olunduğun gibi görün ya da ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bizleri kalbi ve haliyle, içiyle, dışıyla, sözüyle, özü aynı olanlardan e eyle. Yöneticilerimiz de öyle diyor sevgili Mehmet Turnacı. Evet, eskiden bir de oturan boğa esprisi vardı hatırlar mısın üstadım? Oturan boğaya e, şey yok da bu boğaları eğer not edip efendim fişlemişlerse bu kurban bayramında kendilerine e güle güle sevgili kardeşim şarkısını söyleyeceğiz gibi geliyor bana. İşte demin, ya, dedim ya demin derviş dervişi. Evet şu Lenin doğum günüymüş bugün öpüyoruz Nur. seviyoruz seni. Şule'yi de seviyoruz. Evet. E Öğretmenlerimizin suratı asık şaka yapmıyorlar eskisi gibi değiller diyor bir başka izleyicimizle evladı söylemiş ona da onu et fiyatları vesaire bilmem ne falan filan PTT'ye alım yok mu diyenler şey kadro vermeyen öğretmenler ne yapacaklar KYK borçlarını bile nasıl ödeyecekler diyenler 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 diyenler, diyenler topluyoruz hepsini okuyacağız ve bir yere koyacağız şimdi hemşireler de gidiyor önemli bir ayrıntı. Bakın doktorlar gidiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı gidiyorlarsa gitsinler dedi. E, Almanya'da pazar günü e, Almanya'ya gitmiş doktorlar e, bir piknik düzenledi ve sosyal medya üzerinden e, ne bileyim hani şeylerin e, fotoğraflarını paylaştılar. İşte yüzler gülerken vesaire falan filan. Tüm bunları bu ülkenin yaşanması lazım. Tüm bunları bu ülkenin bilim insanlarının, bu ülkenin artı değer üretenlerinin siyasetten şeye, efendime söyleyeyim bilme siyasetten bilme artı değer üretenlerin bunları karşılıklı nazire şekilde yaşanması lazım. Ve fakat yaşanıyor. Hemşireler de gidiyor. Doktorlar gibi daha insani koşullar için kamudan istifa ediyorlar. Pandemideki istifa yasağının kalkmasının ardından Almanya, İngiltere ve Amerika'ya göç eden birçok hemşire var. Geride kalanlar da dil kurslarına giderek yurt dışı hazırlığı yapıyor. İsaet Başkanı Aydın hemşireler açlık sınırının altında yaşı yaşıyor diyor. Ve alkışlar çabuk unutuldu diyerek de Cerrahpaşa sağlık çalışanları işi bırakıyor. Niçin? Çünkü sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin ucu bucağı bir türlü gelmiyor. Her gün yüzlerce hastanın kaldırıldığı onlarca kazazedenin bir şekilde hayata döndürüldüğü, şifa bulduğu İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yoğun bakım servisi. Bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Görüş olmayacağını öğrenen zanlı ne yaptı? Görevli dört kadın hekime tekme tokat saldırdı. Bunlara insan diyebilir miyiz? Önce bu. Bunlar için ayrı bir veteriner bölümü açılması gerekiyor. Önce bu. Çok kısa süre sonra da serbest bırakıldı. Dört doktoru döv, ondan sonra serbest bırak. Ondan sonra niye gidiyor doktor? Ondan sonra niye gidiyor hemşire? Doktorlar gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını isterken bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Yani yani bir zorba, bir zorba birçok hastanın belki hayatına mal oldu. Belki yaşamdan bir gününü çaldı. Bir zorba serbest ortada dolaşıyor. Bir gün belki bizim de karşımıza çıkabilir aynı zorba. Ama aynı zorba bir günde birçok insanın A hakkını yedi, B doktorları eylem noktasına getirdi, C ya bunlar kaçıp gidiyorlar, D hani nerede koruyacaktık bunları? Yani serbest kelimesinin içi boştur artık kardeşim. Nokta. Olaydan sonra telefonumu çıkarttım. Ee, hakaret eden kişinin fotoğrafını çekmek istedim. Elimde telefon görünce bana e, saldırdı. Gece yarısı gelip yoğun bakımdaki hastasını görmek istedi. Doktorlar yasak olduğu için müsaade etmedi. O hasta yakını kadın doktorları tartakladı. Güvenlik yoktu, e, güvenlik kamerası da yoktu. Olay 3 Haziran Cuma günü İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde yaşandı. E, biz 4 hekim arkadaş e, yoğun bakımdan nöbetçiydik. Üçten nöbetimizi devraldık. Bir hastanın yakını uygunsuz bir saatte hasta bir e, görmek istedi. Biz de açıkçası kıyamadık. Bir hastanın yakını aldık, bilgilendirdik. Bilgi de aldı hastanın yakını. Ondan sonra ikinci hastanın yakını izinsiz bir şekilde yoğun bakıma e, girdi ve biz onu uyardığımızda dışarı çıkmak red ediyordu, hakaret ediyordu. Hatta onun ha, e, yakını üçüncü kişi e, bize şey dedi, siz doktorsunuz, dayak yiyorsunuz, hala akılanmıyorsunuz. Ondan sonra sesli bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Hakaretlerin dozu yükselince görevli doktor Meryem Arslan cep telefonunu çıkarıp o kişiyi görüntülemek istedi. Olaydan sonra telefonumu çıkarttım. Ee, hakaret eden kişinin fotoğrafını çekmek istedim. Elimde telefon görünce bana e, saldırdı. Güvenlik yoktu. E, güvenlik kamerası da yoktu. Yaşananlar sonrasında dört kadın hekime saldıran hasta yakını gözaltına alındı ancak sonrasında serbest bırakıldı. Şu anda hala yoğun bakımın önünde. E, gerekli güvenlik önlemleri alınmıyor. Hatta e, cuma günü bu akşam, ya cuma akşamı bu olay yaşandıktan sonra e, bize şiddet uygulayan şahıs serbest bırakıldı. Cumartesi ve pazar yine aynı şekilde yoğun bakımın önüne geldi. Hastasını hatta görmüş içeride almışlar. Yani hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadı. Alınmamaya da devam ediyor. Olayın ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli hekimler bir günlük iş bırakma eylemi yaptı ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları protesto etti. Biz İnsanlara sağlık hizmeti sunarken canımızın derdine düşmek istemiyoruz. Sağlıkta Evet, durum ortada. Yani siz doktorsunuz, e, sopa yemeye e, şey e, alıştınız. Diyen bir zihniyetle nasıl mücadele edeceksin Şöyle mücadele edeceksin belki ee, Sayın Bakan'dan açıklama var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Samatya Devlet Hastanesi'nde hekime bıçaklı Saldırıda bulunan temizlik personelinin Tutuklandığını açıkladı. İç huzur da Önemli. Sağlıkçılar arasında iç huzur da Önemli ama sanıyorum bu Cerrahpaşa'daki Mevzuya da Sayın İçişleri Bakanı Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Kabinenin bütün Değerli Bakanları bir şekilde el atarlar Herhalde. Sevgili izleyen Bakan Koca Sosyal medya hesabından yaptığı Paylaşımda İstanbul'da bir temizlik personelinin personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tanık beyanları suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer nedenlerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını belirtti. Hukukun gücü yanımızda ifadelerini kullandı. Olay geçen hafta sonu Fatih'te de Samatya Devlet Hastanesi'nde yaşanmıştı. Hastanede temizlik personeli olan biri bir süredir tehdit ettiği HA adlı doktora bıçakla yaralamıştı, saldırmıştı ve yaralamıştı. Şimdi e, görüntü çok çarpıcı. Görüntüyü benim anlatmama gerek yok. Görüntüyü sen her gün görüyorsun. Ama hani otobanda olmadığın için bunu bu kadar yakından görmüş olamazsın. Ama mahallenin içinde görüyorsun. Mahallenin içinde herhangi bir e, bakın şehirde fark etmeden net bir şekilde gördüğünü söylüyorum bu görüntüyü. Gördüğünü söylüyorum ama hani ne bileyim otobanda görünce İnsan daha bir acayip oluyor. Kamyon boşalıyor. Kamyondan insanlar çil yavrusu gibi etrafa kaçışı veriyorlar. Yer yola va. Ee, İstanbul-İzmir otobanı yani İstanbul-İzmir otobanı e, ki öyle kolay girilebilecek bir otoban değil. E, bir şekilde para ödüyorsun ona. E, o otobanda laps diye duruyor kamyon. Kamyonun arkasından çil yavrusu gibi dağılan ve nereye e, kaçacaklarını nereye koşacaklarını bilmeyen pusulası şaşmış onlarca insan. Herifin elin çok affedersiniz adamın birinin elinde sopa. Han dövüyor mu, engel oluyor mu? O da belli değil. E, kiminin elinde silah gibi şeyler var? Ya yaşanıyor bunlar. Bunların adı kaçak. Bunların adı kaçak. Bunların adı kaçak. Bunların adı mülteci değil. Bunların adı kaçak. Bu ülkeye kaçak giriyorlar. Bu ülkeye giren kaçak e, tütün, kaçak içki, kaçak her ne varsa e, narkotik kadar, bakın kaçak her ne varsa narkotik de dahil ediyorum. Hepsi kadar zararlı. Bu insanlar kaçak. Çünkü bu insanlar gözümüzün önünde, irademizin içerisinde zapt edemeyeceğimiz bilinmez hayalet kişiler. Mülteci. Kamyon kasasındaki kaçak göçmenlerin hepsi güvenlik güçlerinden kaçmanın derdinde. Yol atlayan ormanlık alana doğru koşuyor. İddiaya göre görüntü İstanbul-İzmir otoyolunda kaydedildi. Bindikleri kamyon otoyolda arızalanınca o ana kadar kamyonun kasasında gizlenen kaçaklar bir anda araçtan yola atlamaya başladı. Ne bunlar mülteci? Ama silah var, silah var, silah var, silah var. Görüntüyü tur otobüsünün içinden biri cep telefonuyla kaydetti. Kamyon şoförü olduğu iddia edilen bir kişinin ise kaçaklara sopayla vurduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından jandarma ve emniyet alarma geçti. 30 kaçak yakalandı. Yalova'nın Altınova ilçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatıldı. Evet doktorlar meselesinde Fikret de diyor ki... ...yani en son devlet hastanesine ne zaman gittiniz? Ee, sırça köşk içinde yaşamıyoruz sevgili kardeşim. Şile devlet hastanesine gittim. Gayet de, e, gayet de insana, hastaya, hasta haklarına uygun bir sürü doktor vardır. Siz hangi hastaneye gidiyorsunuz bilmiyorum ama... ...yazın isterseniz insanlara hayvan gibi davranıyorlar vesaire bilmem... ...bu tip şikayetler olabilir. Bu tip şikayetleri ilgili merceğe yapacaksınız. Bu tip şikayetleri ilgili merceğe yapmayıp gidip... ...verme söyleyeyim bir doktora, dört doktora bir kişi de almak... ...ben siz bunu hak ediyorsunuz... Demek insanlığınıza ya insani fikrinize ve vicdanınıza sığıyorsa e, şimdi o veterinerlik dediğimiz e, meselede e, kalkıp gideceğimiz yerlere gideceğimiz adresleri de belirlemiş oluyoruz kendi e, kafa yapımızda sevgili kardeşim. Yani sonuç itibariyle e, çok güzel söylüyor bir üstteki arkadaş senin bu yorumuna e, farklı bir şekilde diyor ki yahu diyor biz böyle bir toplum değildik ne yemiyoruz ne içmiyoruz da böyle olduk. Havamız mı bozuldu, su mu bozuldu yoksa uzaylılar kılık değiştirip aramızda mı ne zaman kirlendik bu kadar? Biz ne zaman kirlendik biliyor musun? Biz ne zaman kirlendik biliyor musun sevgili kardeşim? Her şey bir mazeret bulana kadar. E doktor da hak etmiştir. Doktor da hak etmiş Ya bir gün, bir gün sevgili kardeşim o dört doktordan bir tanesine düşmeyeceğinin e, bu e, şey yapan saldırgan arkadaşın o dört doktordan bir tanesine düşmeyeceğinin garantisini kim verebilir sana? Veremez değil mi? Aman doktor canım, cici'm doktor ondan sonra değil mi? O şarkıya bağlıyoruz. Ya bir şeyi artık öncelikli e, anlamak durumundayız. Seni hayatta kötü muamele bakın kötü muamele sahibi var. Mesleğine utanç kaynağı olan insanları gidip bizzat Cimer, Sağlık Bakanlığı şikayet attı vesaire. Hiç üşenmeden gidip şikayet edin. Beş kere edin, on kere edin. Etrafınıza bir e, topluluk sağlayın. Onlar da etsinler. Yani 20 20 şeyden sonra gidip bakılıyor. Eğer torpil yoksa. Torpil yoksa ama sonuç itibariyle ben e, ya onlar da bize böyle davranıyor biz de abi işte ağız burun güleriz haklılar he, he üzerine de gül olmaz olmaz o. sen de esnafsın ya da bir şeysin geldin e, dükkanında e, e, olabilir çok çalışmış olabilirsiniz sinirleriniz mesela, bazı şeyleri bazı ki bazı harfleri bile kaldırmayabilir ne yapıyorsunuz dalıyor musunuz müşterinize? Ya da üstünüze dalıyor musunuz? Yapıyor musunuz böyle bir şey? Yapmayalım. Yeter. Bu ülkenin şu şiddetten, zorbalıktan, aymazlıktan, evet aman bana bir şey olmaz. Herkese bir şey olur. Bana bir şey olmaz ee, şeyinden, korkusundan, suskunluğundan, sessizliğinden. Bu ülkenin tüm bu yeni erdemlerinden. Eğer siz sıkılmadıysanız, vallahi benim için hiç sorun yok kardeşim. İster o hastaneye gidersin, ister beri hastaneye gidersin, istersen doktor versin, istersen dövmezsin. İstediğinin bedelini dilerim ödersin ya da ödemez serbest kalırsın. Bu silahları kim alıyor? Al bakalım sana başka bir soru. Sevgili izleyen, verelim lütfen. Denetimsiz satışlar patladı. Etki gücü yüksek tüfekler bile internette. Türkiye'de kontrolsüz bireysel silahlanma tüm hızıyla sürüyor. 2021 yılında 3801 silahlı şiddet olayı yaşanırken Kadın cinayetlerinin %52'si ateşli silahlarla işlendi. Otomatik silahlardan çok farklı bulunmayan yivli yivsiz pompalı tüfekler internette 2500 liradan satılıyor. Muhalefetin seçimde kaos iddiaları gündemdeki yerini korurken emekli Tuğ General Nejat Esen Türkiye'de kritik bir süreçten geçiliyor. Kontrolsüz şekilde silahsızlanma zaman içinde ciddi bir güvenlik sorununa dönüşebilir. İnternetten satılan tüfekler yasaklanmalı Bakın net bir şekilde internetten çocuğunuza af buyurun kıç bezi alamazken e, yivli yivsiz vesairesiz 2500 liraya kurbandan daha ucuz silah alabiliyorsunuz. O silahı da böyle işte aman efendim ben de bunu gördüm e, onu bunu hak etti diyen e, kafanın eline veriyorsunuz ya da e, evinde bir yere koyuyorsunuz. Ondan sonra e, ben buradan kriminal haber okuyunca abi ülkede başka olay mı yok diye soruyorsunuz ülkede başka bir olay yok. Ülkede başka bir olay yok. Ben sana istersen okuyayım. Bak. Kenara koyduğum şeyler. Efendim söyleyeyim. Yaramaz küçük prens. İngiltere prensi. Okuyayım mı? Ha beni duymak istiyorsan bunu okuyayım. Efendim söyleyeyim. E, ee, bilmem, bilmem ne yolu. Şek böcek yolu. Okuyayım isterseniz size bunu. Efendim söyleyeyim. Bakıyorum. Yaramazlar. Boris Johnson koltuğuna korumuş güven oyu almış. Devam ediyorum. Mustafa Sarıgül af istemiş. Devam ediyorum. Biri gasp, e, gasp edeni kovalamış, yakalayamamış, iş polise kalmış. Biri e, efendim söyleyeyim 4 günde e, çalışma deneyi yapılacakmış insanlığın mutluluğu üzerine yapılan şey ya bunların herhangi bir tanesi bizim ülkeye denk geliyor mu gasp hariç Huzurun başkenti İstanbul'da, sen iki grup arasında kavga çıktı. Bu sorunun yanıtı şimdi verelim bakalım yanıtı kime vereceksek verelim. Ha bu yanıttan da kaçmayalım yalnız görmezden gelmeyelim. Görmezden gelmeyelim. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım demeyelim. Ya bu artık bu ülkenin birinci sorunu oldu. Kimi seçimi işaret ediyor? Politikacının işi o seçimi işaret etmek. Ben direkt sokağa işaret ediyorum. Benim işim de bu direkt sokağa işaret etmek. Herhangi bir sokak ayırt etmek sizin sokağa işaret ediyorum. Hepimizin nefes alıp yürüyüp yürümek zorunda aşındırmak zorunda olduğu yolları işaret ediyorum. Ben standart kendi başına bir yerden bir yere efendime söyleyeyim e, basit bir meyve almaya gittiğinde başına gelebilecek şeyleri işaret ediyorum. Benim işaret ettiğim şey çok daha yakın. Benim işaret ettiğim şeyi her gün yaşıyoruz. Her gün yaşıyoruz. Bir cadde dolusu insan kabus yaşattı, kavga So, taşla sopayla başladı. Masayla sandalyeyle devam etti. Kavga sonunda silahlı çatışmaya dönüştü. O internetten 2500'den çok daha ucuz alınan silahlar devreye girdi. 3 kişi yaralandı. Biraz daha devam etseydi bu eylem sevgili izleyen. Devreye sanıyorum nükleer başlıklı füzeler girecekti. O da internette satılıyor mu bilmiyorum ama vallahi merak ediyor insan. Silahlar konuştu, masalar, sandalyeler havada uçuştu. Yetmedi, sopalarla hatta askılıkla bile birbirlerine saldırdılar. İki grup arasında çıkan kavga caddeyi savaş alanına çevirdi. Ya vallahi ablam biz de şok olduk. İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi burası. İki grup arasında önce tartışma çıktı. İki araba doluydu orada. Hepsinin elinde bıçak ve beyzbol sopaları vardı. Belli ki kavgaya hazırlıklı gelmişlerdi. Tartışma arbedeye, arbede silahlı kavgaya dönüştü. buradan birisine sıktı. O sıkılan kişi bu tarafa kaçtı. Döndü öbürüne de sıktı. Öbürüne de sıktı. ikisi buraya girdi. Akşam saatlerinde aslında bu noktada kalabalıktı. Sabah Türkan. Tam da şu anda oturduğu noktada oturuyordu. Ne olduğunu bile anlayamadı. Ben oturmamla çocuk kendini buraya attı. Attı eteğime bastı. Ben kalkmak istedim. Sonra bana peşinde biri daha geldi. O gelen silahlıymış. Ben geri geldim. Adamın sopası düşünce ben sopayı aldım elime. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Mahalle esnafı ise büyük panik yaşadı. Şahıslar kavgada silah da kullandı. Ancak neredeyse buldukları her şeyi de birer silaha çevirdiler. Ellerindeki beyzbol sopaları çevreden buldukları taşlar. Hatta görüntülerde net bir şekilde göründüğü gibi ayaklı bir askılıkla bile saldırmaya devam ettiler. 2-3 e, defa sıktı, 2 kişi yaraladı. Birisi oraya kaçtı, birisi bu bir tarafa kaçtı. E, şu karşı telefoncunun önünde de orada da bir kargaşa yaşandı. Başına plastik sandalyelerle vurdu. Ee, tahminim herhalde mermisi bitti. Önümde gördüğünüz bu sandalye, işte o kavga anında tarafların birbirine saldırdığı sandalyelerden yalnızca bir tanesi. Gördüğünüz gibi sandalye birkaç parçaya ayrılmış durumda. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yabancı uyruklu oldukları iddia edilen kavgacıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Evet, sizlerden gelen mesajları da. Hemen e, bir şekilde değerlendireceğiz sevgili izleyen. Arkadaş Ankara Şehir Hastanesi'ni vermiş. deminki ki e, arkadaş ona kötü davranmış. Size kötü davranan bir doktor üzerinden koca bir mesela hastaneyi de gömebiliyoruz değil mi? E, Bursa Çalı İmam Hatip Okulu'nu birazdan e, vereceğiz sevgili kardeşim o haberde. E, Ukrayna'nın en büyük tahıl ambarı Rus füzeleriyle yok edilmiş geliyor yine ekmeğe zam e, diyor sevgili Meltem. Bakacağız. E, Lavrov geldi bugün Ukrayna'yla e, o buğday meselesinde ne olacak? ona bakacağız. Halk artık kendi göbeğini kendi mi kesecek yani buna mı bırakılıyor? yurt Teksas gibi diyor bir başka arkadaş Kemal her akşam bir olay var. Ben bu yaz kimse tatile gidemeyecek çünkü fiyatlar aşık pahalı diyor sevgili e, Nihan. Evet sizden gelenleri e, mümkün olduğunca hızlı okumaya çalışıyoruz ama memleket sorunlarını da üzerine basmamış lazım. Kadınlarımızın kendisini güvende, kız çocuklarımızın kendisini güvende, cinslerin, türlerin kendilerini güvende hissetmeleri gereken bir dünya. Bir dünya zamanında yaşamamız gerekiyor Yıl olmuş milattan sonra 2022 biz hala şiddeti meşrulaştırmaya Biz hala efendime söyleyeyim e, Tacizi zorbalığı bilmem neyi Meşrulaştırmaya çalışırsak Geldiğimiz yolda bir arpa boyu Yol kat etmediğimizi görürüz Bir adım e, yol almadığımızı Mesafe almadığımızı görürüz Ben kendi adıma böyle bir şeyi kabul etmiyorum Ben kendi adıma yıllardır bu ülkenin 40 bin yılını okudum 40 bin yılını ya Kabul etmiyorum bu ülkenin medeni, bu ülkenin bu topraklarının üzerinden gelip geçen medeniyetler dünya tarihini yazmış medeniyetlerdir. Sonuncusundan başlayarak, bizden başlayarak aşağı doğru devam edin. Bakın nerelere varacaksınız. Hangi artı değerin ortaya çıkışına, hangi medeniyetin ortaya çıkışına. Bu ülkenin oradan geri sil baştan birini düğmeye basıp sil baştan mağara çağına, mağara devrine geri dönmesine içi şey yapanlar varsa efendim söyleyeyim, benim için makuldür diyenler varsa zaten bu ülke için üzülmüyordur. Bu kadar net. Bu ülke için üzülmeyenler toplansınlar, tamam mı? Ee, bir şekilde gitsinler, başka bir yerde yaşasınlar. Bu ülke artık onları kaldırabilecek kadar e, lükse, bu ülke artık onları e, kaldırabilecek kadar sinir kalitesine, sabır kalitesine sahip değil. Bakın çok net konuşuyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Yani sokaklarında böyle e, eşkıyanın, hayasızın, arsızın cirit attığı, cirit attığı bir yerde eğer güvenlik sorunu ciddiye almazsanız, hakikaten o güvenlik sorunu gelir bir gün siz ciddiye alır. Bir gün bir bedel olarak karşınıza dikilir. Çok net bir şekilde söylüyorum bunu. Dolayısıyla e, İstanbul Kadıköy Ataşehir hattında seyahat eden bir belediye otobüsünde yaşanan rezillikte bunun bir parçası. Sorsan mühendisim iki çocuğum var aman çekmeyin diye yalvarıyor. Ne yapmış? E sen abi daha yarım yarım değil. E, üç dakika önce e, orada yanında yolculuk eden bir hanımefendinin bacaklarını çekip telefonuna koymuşsun. Tipine bakan Hakikaten ağır başlı bir mühendis diye düşünebilir. Ama sonuç itibariyle geldiğiniz noktada e yeter ya bu taciz, yeter ya bu tecavüz, yeter ya bu zorbalık. O <laughs> bu ne? Ya ya Niye çekiyorsun? Niye? Vallahi çekeyim. İETT otobüsüne binen kadının gizlice fotoğrafını çekti. Kimse anlamaz sandı ama suçüstü yakalandı. Ben iki çocuk babası bir mühendisim. Beni bırakın diyerek yalvardı. Lan <laughs> sevin yapmayın ya. Ben iki çocuk babası vallahi özür dilerim ya. Bir daha özür dilerim. Olay İstanbul'da Kadıköy Ataşehir Hattı'ndaki İETT otobüsünde yaşandı. 45 yaşındaki bir adam yan koltuktaki kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çekti. Yolcular bunu fark etti ve otobüs durduruldu. O adamın cep telefonu alınıp kontrol edildi. Şüpheler doğruydu. Cep telefonundan o kadın yolcuya ait fotoğraflar çıktı. Ne çekiyorsun tamam. lan o zaman? Abi niye çekiyorsun? Abisi ha? yapmayın. Ne Niye çekiyorsun? Hap 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 ne Yapmayın. Ne Ne çekiyorsun? Lütfen. Lütfen. Ne çekiyorsun? Hap 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 Vallahi bak. Ya niye çekiyorum? Siliyorum. Oğlum iki çocuk var diyor. Niye ya, çekiyorsun? Tamam, haklısın. Ne haklısın ya koçam? Ne olursun? Hayır. Ha. Ya. ya. Koçam vallahi billahi Abi bir şey yok. Istiyorsun. Gözünüzü seveyim yapmayın. Yakalanan adam yolculara beni bırakın diye yalvardı. Geç kaçma kaçma. Ben mühendisim koçam. Oğlum, ya, ya. Niye niye? Otobüs Acıbadem Köprüsü'nde durduruldu. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da adliyeye sevk edildi. 45 yaşındaki şüpheli için savcılık tutuklama talep etti. Ancak mahkeme tarafından kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taciz şüphelisinden şikayetçi olan kadın yolcuysa o kadar pişkin ki hoşuma gitti çektim diyor. Daha çok detay var ama sinirden konuşamıyorum diye konuştu yani ne diyeceksiniz hakikaten böyle e, artık şaşırmıyorsunuz da hani donup e, kalmıyorsunuz da tüyleriniz diken diken de olmuyor. Yani tüm o e, insana ait e, Adrenalin erdemleri de bizden yavaş yavaş uzaklaştı. Mikato temizlik şart diyor. Evet toplum her alanında temizlik şart. Yani bu tabandan tabana hemen hemen her alanda gözden geçirme ve temizlik şart. Makedonyalı iş arkadaşım var yanında. Ne bu ya diyor. Her gün etiket fiyatları almış başını gidiyor diyor. Fersankurt Makedonyalı e, iş arkadaşı. oturdu düşün. Adana'da yaşayan üç çocuk annesi 41 yaşındaki kadın çantasında taşıdığı biber gazı ile korunmaya çalışıyor. Neden korunmaya çalışıyor? Çünkü onu e, öldürmek isteyen kocası serbest bırakıldı ve ortalıklarda dolaşıyor. Kadının e, bugün manşet yapmış şey posta gazetesi. Büyük korku diye vermiş. Direk hemşire iş tarafından yedi yerinden bıçaklandı. Ölmemek için, ölmemek için büyük korkusunu biber gazıyla gidermeye çalışıyor. beni bıçakladığı bıçak silah diye bile sayılmadı. İddiaya göre eşi yedi yerinden bıçakladı. Ölümden dönen kadın bir ay hastanede yattı. Şimdi ise korkuyla yaşıyor. Çünkü kocası serbest kaldı. Öldükten sonrasında gelen adaletin diğer kadınların da dediği gibi hiç bana hiçbir faydası olmayacak. Adana'da bir çocuk annesi 41 yaşındaki Dilek Güven 9 yıl önce evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu daha dünyaya geldi. İddiaya göre kocası ilk eşinden olan kızına bıçak çekince evi terk eden Dilek hemşire iki küçük çocuğu için geri döndü. Boşanmak istediğini söylediğinde ise kocası 2 yıl önce Dilek Güven'i 7 yerinden bıçakladı. Beni yedi kez bıçakladıktan sonra gönüllü vazgeçmiş. 112'yi aramış ve hastaneye götürüp bırakıp gittiği için 5 yıl 15 ay verdiler. Sol akciğerim söndü, sırtımdan bıçakladı iç. İlk sonra kalbim üzerine vurdu. Avukatıyla cezaya itiraz etti ama Yargıtay da kararı bozmadı ve kocası geçen ay serbest kaldı. 2 yıl dolmadan çıktı şu an dışarıda. Ben de korku içinde yaşıyorum. Ailem de korku ve tedirginlik içinde yaşıyor. Yanında biber gazı olmadan dışarı çıkamıyor. Bir yandan da bana kabusu yaşattı dediği kocasından boşanmaya çalışıyor. Olaylardan bir yıl sonrasında kızım bu adamın kendisini taciz ettiğini söyledi. Ee, dünyamız tümden başımıza yıkıldı. Ben hala bu adamdan da boşanamadım. Evet Öztürk oficiye Instagram'daki adresimiz ve ben söyleyeyim e, birazdan kısa bir araya gideceğiz o aradan sonra hepsini okuyacağım arada ve e, e, birlikte paylaşacağız. Fikirlerimizi hızlıca vermem gereken iki haber var. İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümünün vitrininde dizi dizi kurabiyeler, çörekler vesaire bilirsiniz pastane vitrinlerini. Yiyecekler arasında bir tane skandal, e, dört ayaklı bir skandal dolaşıyor. Her birinden teker teker ısıran bir fare. Tom ve Jerry'nin figüranları biziz artık. Onlar başroldeler. Küçük fare, küçük fare kurabiye yiyor. ye <laughs> oğlum ye. E sonra biz Kurabiye tezgahında küçük bir fare hem etrafı izledi hem de kıtır kıtır kurabiye yedi. Görenlerse şoka girdi. <laughs> ne kadar güzel bak sana. Fare <laughs> baba fare. Çok güzel ama hızlı olması lazım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Görüntüler geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette kaydedildi. Bir müşteri pastane reyonunda fare görünce hemen cep telefonunu çıkardı ve kayıt almaya başladı. <laughs> Kaçmıyor bile. Vallahi. Çok güzel ya. Dur dur edin, dur. Fare ise her şeyden habersiz kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyuruyordu. Küçük fare küçük fare kurabiye yiyor. ye <laughs> oğlum ye. E sonra biz Ay, ...görenlerin sadece seyrettiği fare kurabiye ziyafetinden sonra hızla gözden kayboldu. Ay. Bu ne kadar güzelmiş şey, ya baksana şöyle bir yer. Sevgili izleyen 3-4 dakika kadar e, e, NTV'de yokuz. Ondan sonra e, Star'la birleşeceğiz ve saat başına doğru ortak yayına devam edeceğiz. 3-4 dakika sonra NTV'de siyaset haberleri ve bütün gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Hadi bakalım. 7 Haziran'dayız sevgili izleyen birazdan Star'la ortak yayına geçeceğiz. NTV'deyiz. Rusya'nın Ukrayna işgalinde 104. güne girildi ama önemli gelişmeler bugün Türkiye'de yakından ilgilendiren önemli gelişmeler olacak. Rusya'nın ülkenin doğusundaki saldırıları sürüyor. Ukrayna'nın tahıl yüklü gemilerinin akıbeti tüm dünyanın yakın takibinde. Ukrayna lideri Zelenski, hububat taşıyan Ukrayna gemilerine Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerden güvenlik garantisi sağlanabileceğini söyledi. Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da yeni açıklamalar var. Yani şu buğdayın, şu buğdayın ee, ne diyelim kaderi ee, biraz da bugün yarın belli olacak. Ukrayna'da 100 günü geride bırakan çatışmalar devam ediyor. Dünyanın gözü ise tahıl yüklü Ukrayna gemilerinde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hububat taşıyan Ukrayna gemilerinin Karadeniz'deki Rus ablukası sebebiyle limanlarda mahsur kaldığını vurguladı. Türkiye ya da İngiltere'nin gıda sevkiyatları için güvenlik garantisi sağlayabileceğini söyledi. Bizim için bir güvenlik koridoru olması önemli. Şu ya da bu ülkenin tahıl sevkiyatlarını güvene alması gerekli. Şu anda bloke vaziyette yaklaşık 25 milyon ton hububatımız var. Sonbahara kadar bu 75 milyon tona çıkabilir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gıda tedariği sorununu Türkiye ile çözmeye ilgili olduklarını vurguladı. Bu konuda Rusya lideri Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı. Tahıl gemilerinin limanlardan çıkabilmesi için Ukrayna tarafının bölgedeki mayınları temizlemesi gerektiğini savunan Lavrov, bu konuda yardımcı olmaları için Türk yetkililerle organize olabileceklerini belirtti. Ukrayna'daki çatışmalar da hız kesmeden sürüyor. Zelenski, Rusya'nın Severodonetsk'te sivil altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Ruslar sayıca bizden üstün ve daha güçlü diyen Ukrayna lideri, yoğun Rus saldırılarına karşın kentin direnişini sürdürdüğünü vurguladı. Moskova yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yaptırımları genişletti. Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un da aralarında bulunduğu 61 Amerikalı yetkili yaptırım listesine alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik artan yaptırımları gerekçe gösterildi. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti komşu ülkelerin uçuş izni vermemesi sebebiyle iptal edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu Balkanları Rusya'ya kapatmaya çalışmakla suçlayan Lavrov, Sırp mevkidaşını Moskova'ya davet ettiğini duyurdu. Evet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kuruluşunun 30. yılı sevgili izleyen, bugüne kadar 600'e yakın gösteri yapan Türk Yıldızları bu kez 42 kentin tarihi ve doğal güzelliklerini kokpitten görüntüledi. Havadaki aslanlara mutlu yaşlar diliyoruz. Çanakkale Şehitler Abidesi, İstanbul Boğazı, Anıt Kabir ve çok daha fazlası. 42 ilin tarihi ve turistik mekanları Türk Yıldızları'nın kokpitinden görüntülendi. 1992 yılında kurulan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi 30. yılını kutluyor. Türk Yıldızları bugüne kadar 600'e yakın gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da adından söz ettirdi. 24 farklı ülkede 150 etkinliğe katıldı. Ay Yıldızlı jetlerin 30. yıl dönümüne özel bir gösteri düzenlendi. Bu kez Türkiye kokpitlerin gözünden görüntülendi. Antalya'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ağrı'ya kadar gösteri yapılan şehirlerin güzellikleri pilotlar tarafından havadan kaydedildi. 42 ilde uçuş gerçekleştiren pilotlar, kokpitte her kenti özel görüntüler kaydetti. Çanakkale'de Şehitler Abidesi, Ankara'da Anıtkabir, Mardin Kalesi, İzmir'de Kordon ve İstanbul Boğazı. Bunun gibi tarihi ve doğal birçok güzellik klip olarak yayınlandı. Görüntüler büyük beğeni topladı. Neyse içimizi aydınlatacak görüntüler bulabildik en azından. Sabah sabah sevgili izleyen, adres Huzurun başkenti İstanbul Esenyurt. Cadde ortasına atılan meydan dayağı yansıyor kameralara sevgili izleyen. Darp edilenler iddiaya göre yiyip içip hesap ödemeyen gençler, onların üzerine e, tepilenler ise affedersiniz. Restoranın korumaları neresinden tutsan ayrı bir ihlal, neresinden tutsan ayrı bir skandal. İyisini tutmayalım bırakalım. Acımasızca dövdüler hatta yere düşen gencin kafasını tekmelediler. Hesap ödemedikleri öne sürülen müşteriler korumalardan meydan dayağı yedi. Hesaba itiraz edince de olanlar oldu. Olay İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bir restoranda yaşandı. İddiaya göre 4 kişilik arkadaş grubu restorana giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 lira faturayla karşılaştı. Önce mekandan atılan gençler daha sonra korumalar tarafından tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi kavgaya kimse müdahale edemedi. Evre çevre dövülen gençler kaçarak kendilerini kurtarabildi. Ha insan soruyor yani ne yemiş olabilirler altın soslu ördek mi? Ya bu kadar yani hani bu kadar acımasızca e, insanların birbirine şiddet göstermesi de Birbirlerine güzel şeyleri güzel şeyleri gösterelim. Birbirlerini deli gibi seven kardeşten, beş kardeşten bir tanesi 7 yaşında. Kardeşleri olan o da kardeşlerine bağlı. Göreceksiniz. Ameliyat için hastaneye yatan Elif'e kardeşleri özlem gösterdiler. Nasıl bir özlem ki? C ta odasına kadar gelip hastane camından el salladılar. Kardeşlik nedir? Kardeşlik budur. Biz bunu kaybetmememiz lazım. <laughs> Hastanede tedavi gören kardeşlerine el sallayıp ona moral vermişlerdi. Yürek ısıtan görüntüler sonrası 7 yaşındaki Elif'ten kardeşlerine mesaj var. Ömer, Zeynep, Armaç, Erzem sizi çok seviyorum. <laughs> Nalan ve Ramazan Sancar çiftinin 5 çocuğundan biri Elif. Bir ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tümörden şüphelenince apar topar Hacettepe Hastanesi'ne sevk edildi. Kist hidatik yani kist hastalığı teşhisi koyulan Elif iki kez ameliyat oldu. Elif kardeşimi bir aydır görmüyordum onu çok özledim. Ben onu gelince çok mutlu oldum. Yaşları küçük olan dört kardeş de hastaneye giremedi. Özlemlerini gidermek için hastanenin bahçesinde kardeşlerine kavuşmayı beklediler. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak sözleriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçti. Görüntü beni çok duygulandırdı. Ben de kendim videoya almak istedim. Elif tedavi gördüğü odasından kardeşlerine el salladı. Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen Hıdrellez ve Anneler Günü etkinliğinde dans sözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı sevgili izleyen. Nülfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdır ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansör sahneye çıktı. Görüntüler tepkilere neden oldu. Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada etkinliğin sadece kadınlara yönelik ders dışı bir anda yapıldığı belirtildi. Okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Sevgili izleyen saat başına geldik ve ayın 7'sini idrak ediyoruz. Günlerden salı saatimiz 09'a geldi dayandı ve biz anlatmaya devam ediyoruz nasıl anlatmaya devam ediyoruz Bizim hikayemizi bize altta görüyorsunuz e, şeyleri mesaj göndereceğiniz yeri ve hemen lütfen kaydedin ve son fotoğrafın altına mesajınızı gönderin gelsin. Genellikle gelen mesajlar hani dün alınan kararların da özellikle yılbaşı e, mali 3600 kararlarının yılbaşından önce e, mevzuata sirayet etmeyeceği üzerinden e, hoşnutsuzluğu belirtiyor. Tabii herkesi mutlu etmek mümkün değil ama bir şekilde ortak mutluluğa giden yolları analiz etmek mümkün. Dolayısıyla daha çok çalışmalı daha çok çalışmalı daha çok çalışmalı. Hem kendimize hem çevremize. Çevremize deyince Antalya'daki enteresan bir şey. enteresan bir şey. Neresinden tutsan artık hani dedik ya çevre de elinde kalıyor. Konya halinde denize girenlerin üzerine zifte benzeyen siyah bir madde yapıştı. Aynı madde Belek ve Lara sahillerinde de görüldü ki yani hani Türkiye'nin en güzel denizlerinden sahillerinden birkaç tanesinden bahsediyoruz. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zifte bulanmış kovboy gibi olduk. Bir tek hani o kovboy filmlerinde sonradan yapıştırılan kas tüyümüz eksik. Şu çocuğun haline bak ya. Şuna bak. Denizden çıkanlar vücutlarını zift benzeri bir madde ile kaplanmış halde buldu. Antalya'daki Konyaaltı sahilinde kirlilik tedirginliğe neden oldu. Normal suda görünmüyor ama kıyılarda ayaklarımıza bulaştı, ellerimize bulaştı. Kız komple simsiyah oldu. Öyle <laughs> ondan sonra şeyle temizleyebildik ancak e, kızı sabunlu suyla biz de e, dezenfektanla temizleyebildik. Aynı madde kentin diğer turizm merkezleri arasında yer alan Belek ve Lara sahillerinde de görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler zifte benzeyen maddenin görüldüğü sahillerden numune aldı. Numuneler laboratuvara gönderildi. Açıkta bir yerde geminin e, sintine suyu da olabilir. E, kış döneminde bilindiği üzere e, Suriye e, bir bölgesinde bir petrol sızıntısı oldu. Onun uzantıları da olabilir. İlk incelemelerde zifte benzeyen maddenin geceleri hava serinleyince katılaştığı, güneş doğunca eridiği belirlendi. İhbar alınan birçok sahilde Mavi Bayrak kriterleri gereği kumsallarda asılı bayraklar yarıya indirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Venezuela'da bir miting sırasında iktidar ve muhalefet destekçileri arasında kavga çıktı. Sevgili izleyen dünyanın hiçbir yerinde iktidar ve muhalefet birbirini sevmez ama böylesi hani az görülüyor. Bizde de görülüyor, bizde de görülüyor da hani verince de enteresan da böyle daha bir adrenalin oluyor. Daha bir siyasi adrenalin yaşıyorsun üzerinde. İki grup birbirine sandalye fırlattı sevgili izleyen. O anlar kameralar kayıtlıydı. Sandalyelere sorduk, yorum yapmadı utançtan. Sandalyeler havada uçuştu. Miting bu görüntülerle noktalandı. Görüntülerin adresi Venezuela. İktidar ve muhalefet destekçileri Maracaibo kentindeki mitingde kavgaya tutuştu. İki grubun birbirine sandalye atmasıyla ortaya bu görüntüler çıktı. Kavga muhalefet lideri Juan Guaidío'nun kenti ziyaretinden önce başladı. Sandalyeler havada uçuşurken mitinge katılanlar panikle kaçmaya çalıştı. Kavganın ardından muhalefet lideri Guaidío taraftarlarıyla bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı. Olayın ardından bölge sakinlerinin sandalyeleri evde de götürdükleri belirtiliyor. Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor. İnternette tatil sitelerine girdiğim bayram tatili için 3 kişilik bir haftalık tatil 18 bin lira Mesut Bey. Şimdi gitsek dönüşte evin yolunu bulabilir miyiz? Vallahi Seda 18 bin lira da bayram tatili için diyorsun gittiğin yere de 500 kere falan bakman lazım. Önden birilerini gönderip kontrol ettirmen lazım. Yani hakikaten rakamlar öyle yukarıda ki çok güvenilir bir yer mi seçtiğiniz onu bile tam olarak evet diyemeyeceğim. Çok sevgili Süleyman'ın üyesi Mesut Bey o kadar absürt şeylere alıştık ki kurabiye tezgahındaki fareye bile ana çok güzel diyor insanlar Evet acaba yani e, farenin e, gurmeliğini yaptığı, tadımını yaptığı bir şeyi, e, o kurabiyeyi alıp yedi mi o kardeş bilmiyorum. Gerçi ifşa etmek lazım. Bu tip marketleri vesaireyi bilmem neyi ifşa etmek lazım. tarım e, Sayın Tarım Bakanlığı e, zaman zaman yapıyor. Kendilerinden bekliyoruz bir müdahaleyi. E, bir başka arkadaşımız da e, bu okul meselesinde müdürün haberinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü okul aile birliği okul yönetimine çoğunlukla sormadan birçok e, organizasyon yapıyorlar. Sonuçta iş gelip gidip e, okul yönetimine patlıyor diyor. E, Derya Yeşilkayı ise günaydın kur korumalı SSK emekli maaşı istiyorum diyor. Kur korumalı, evet. Yani kura böyle bir e, bekleyiş başladı açıkçası. E, ücretlilerde de, verme söyleyeyim, emeklilerde de. Evet, Mr. Official. Sizin derdinizi sizinle bölüşen tek program e, Star ve NTV'de. Hala mesajlarınızı bekliyor. Altta görüyorsunuz bana sorarsan lütfen mesajlara kaydolun. Son fotoğrafın altına yazın gelsin. Kılıktan kılığa giren e, dolandırıcılar var. Biliyoruz artık dolandırıcıları ezber ettik. Kimse artık hani dolandırmadan dolandırmadan lafı söyleyemiyor. Kimse bizim memlekette göze göz demiyor. Hep bir laf dolanıyor. Kendilerini bu kez jandarma olarak tanıtıp köylülere dadanlar sevgili izleyen ne yaptılar? E, jandarma personeli olarak gidiyorlar, klasik aynı yalanı söylüyorlar. İşte terör örgütüne yardımcı olmuşsunuz vesaire bilmem ne e, hesabı, daha doğrusu terör örgütü hesabınızı ele geçirdi diyorlar. E, kiminin birikimini, kiminin kiminin zavallının kefen parasını, kiminin artık ne ürettiyse onu e, alıyorlardı. Jasar, jandarma timleri e, şikayet üzerine harekete geçti, dolandırır çetesi çökertildi. hamdolsun. Evi basmışlar. Biz polisiz jandarmız diye. Biriktirdiğim kefen para, para mı, e, ziynet eşyalar mı? Allar sahte jandarmalar. Evlerine kadar gidenlerin gerçek jandarma olmadıklarını sonradan anladılar. Dolandırıcılar il il köy köy dolaşıp yaşlı vatandaşları tuzağa düşürdüler. İddiaya göre para ve altınlarınız suça karıştı yalanıyla kandırdılar. Ben alışverişe gittim de evi basmışlar Eşimin Altınlarla her şeyden almışlar paralarına ameliyat yaptıracaktık eşime. Selahattin Sabuncu ve 67 yaşındaki eşi Gülsüm Sabuncu Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşıyor. Talihsiz kadın evde yalnızdı. Jandarma zanneti dolandırıcılara ameliyatı için biriktirdikleri yaklaşık 500 bin lirayı kendi elleriyle teslim etti. Sözde o paralar fotoğrafları çekilip incelendikten sonra teslim edilecekti. Dolandırıcılar dur durak binmedi. Başka bir günde yine Denizli'nin bu kez Çameli ilçesinde ortaya çıktılar ve 80 yaşındaki Ali Fadime İpek'in evine giderek kendilerini jandarma olarak tanıtıp aynı yalanı söylediler. Ellerinde avuçlarında ne varsa biriktirdikleri kefen parasını bile dolandırıcılara kaptırdılar. Beni sahte jandarmalar aradı. Benim biriktirdiğim kefen paramı, e, ziynet eşyalarımı Allah dolandırıcılar bu şekilde birçok vatandaşı tuzağa düşürdü. Şikayetler artınca da Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi yani JASAT ekipleri devreye girdi. Şüpheliler kısa sürede tespit edildi. 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda altınlar ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çameli ve Tavas'ın dışında aynı kişilerin Kahramanmaraş, Antalya, Muğla'da da benzer suçları işledikleri ortaya çıktı. Abi bu ev kiralarının durumu ne olacak bir haber var mı acaba? Bu arada bütün kuşlar bitti tarla kuşlarına mı? İşiniz tarla kuşlarına mı geldi? Ey dolandıran efendiler. Ee, evet ev kiraları az önce söylemiştik arabuluculuk Şimdi devreye giriyor sevgili kardeş. Ev hanımlarına maaş istiyorum. Goca eline evlat eline baktırmayız diyor Hülya. Net bir şekilde ee, belirlemiş yani konumunu belirlemiş istiyor dünyanın çivisi çıkmış diyor Burcu İşin kötüsü o çiviyi yapabilecek Nalbur da yok piyasalarda alabilecek Nalbur da yok o da yok ortalıkta Evet bütün maaşlar asgari ücrette Kur korumalı olmalı diyor bir başka Arkadaş da e, eli bir e, çift arttırmış Evet, ee, A vatandaşa soruluyor muydu diye soruyor bir sevgili kardeşimiz de ve tokatta tokatta 3.9 AFAD ee, bildirdi, geçmiş olsun bütün tokatlı e, kardeşlerimize, hemşerilerimize. 3.9 büyüklüğünde AFAD verilerine göre bir deprem meydana geldi, e, bütün hissedenlere bir ciddi bir sıkıntı yok ama hissedenlere deprem korkusu bambaşkadır, geçmiş olsun diyoruz sevgili izleyen. E, Sahillerimizdeki zift olayı ezelden beridir her yaz olan bir şeydir. İnsanların aklına yeni mi gelip haber yapmışlar diyor. İşte bu sefer ziftin peki çıkınca o gördüğünüz artık ziftin peki oluyor. Sahillerde zift mi olur da eskiden de bu ziftin peki oluyor. Ziftin peki olunca da e, haber yapılır. E, çocuk gördüğünüz gibi o şeye zifte bulanmış bir şekilde çıkıyorsa... Körfez Savaşı'nda vardı ya bir kuş yaşınız yeter mi bilmiyorum ama e, ve sembolü olmuştu o savaşın. E, çocuğumu da o zift şeyine her sene var diye sokacak değiliz değil mi? Tabii ki haberleştireceğiz. Herkesin haberi olsun. En azından yetkililerin olsun. Meral e, e, ya ağzınızda söylediğiniz demek ki hiçbir sene kafayı takmıyorlar. En azından bu sene kafayı takarlar. Haber oldu ya. Haber olmazsa neyi takacaklar kafaya? Pınar Oto, Ulvede. Müthiş bir öykü. Kısacık Çocuk için de ergenler için de e, gayet güzel. Ulvedi için onun sahip olduğu hayat onu değersiz kılıyordu. Hayatının böyle devam etmesi kül olmasından çok daha kötüydü. Ulvedi. Kime? Belki de bizi bize anlatıyordur. Nereden? VST Ajans'tan çıkmış e, sevgili kardeşimizin kitabı okunmalı. 42 gündür kayıp kuaförün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı ve biz buna artık hiç şaşırmadık. Her kaybın altından ya mutlaka cinayet ya da bir şekilde başka türlü bir skandal çıkıyor. Biz izlediğimiz e, tüm şeylerden, program kuşak programlarından artık buna şerbetliyiz. Genel olarak da en yakınındakinin katil olduğunu görüyoruz. E Bu sefer de şaşırtmadılar. Ee, efendime söyleyeyim iş ortağıymış katil. Arkadaş ve ortak seçerken her iki tarafta büyük yanlış yapmış ortaya çıkmış. 42 yaşındaki Kuaför Savaş Aydoğan 42 gündür kayıptı orta olan arkadaş tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. <laughs> Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan 25 Nisan'da esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Soruşturma kapsamında kuaförün ailesi, sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan arkadaşı polise ifade verdi. Altı yıllık Bir şey söyleyecek misin? Kabaşlar, nerede? Polise ifade veren ortağı 7 Mayıs'ta kaybolmuştu. 45 yaşındaki kayıp ortak polise teslim olup cinayeti itiraf etti. Arkadaşımızı neden Zanlı kuaför Aydoğan'ı konteynerda öldürüp cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Kayıp kuaförün cansız bedeni 42 gün sonra bulundu. İfadesine göre olay günü iki arkadaş kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı yüzünden tartıştı. Sanlı kendisine tüfek doğrultan arkadaşını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından Aydoğan'ın cansız bedenini 150 metre sürükledikten sonra fındık bahçesine gömdü. Tamam. Katil zanlısıyla olayda kendisine yardım ettiği düşünülen amca adliyeye sevk edildi. you <laughs> Akaryakıt fiyatları ile ilgili ne olacak? Dediğim gibi Brent petrol 120 dolar olmuş. Herhangi bir hayırlı haber beklemeyelim. O hattan. iyi yayınlar. Mahalle bakkalıyım. Her şey ateş pası. Çocuklar artık veresiye yazdırmaya geliyor diyor. Sevgili Ahmet Hamza bugün doğmuş. E, güle güle doğu Hamza. E, verme inek geminin torbası 350 lira olmuş. Nasıl gün aysın bana diyor sevgili kardeşim. Bir başka arkadaşımız da şey diyor. Stajyerler stajyerlik yaparken emeklilik yani şey pardon sigortalıdan sayısın. Sayısın kardeşim. Sayısın. Ben de sana Sayılsın da bak başına bu gelmesin ama Öyle sayılsın deyip 59 yaşında bir sağlıkçı abimiz 7 yıl önce çalıştığı eczaneden emekli oldu Gayet güzel 7 yıl boyunca maaşını aldı Ama geçen ay evine gelen Borç kağıdı ile Elektrik çarpmış gibi oldu şoka girdi. Eksik sigorta primiyle hatalı emeklilik edil, emekli edildiği, e ben yıllar boyu haksız yere maaş aldı vesaire 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 yazıyordu kağıdın üzerinde. SGK emekli ettiği kişiden faiziyle birlikte yaklaşık e, 230 bin lira para istiyordu. Şimdi böyle bir hata nasıl yapılır? Tamam, sen diyor stajyerken beni de şey yapsınlar e, sigortaya işlesinler. Şimdi bu bir hata değil düzenbazlık mı? E, haberde önce mağdur olduğunu söyleyen emekliyi dinleyeceğiz. Sonra da bir uzman görüşü olacak. Yani hakikaten Allah kimsenin başına vermesin. Emekliliği bile emekli gibi yaşayamıyorsan. 13 gün eksiğiniz var diye benim maaşımı kestiler. Vermiş oldukları maaşları ikramiyeleri faiz ile geri istiyorlar. 230 bin lira. Mağdurum. İddiaya göre kapatılan bir firma üzerinden sigortası yapıldı. Emekli olduktan tam 7 yıl sonra sigorta primi 13 gün eksik olduğu için faiziyle birlikte 230 bin lira SGK'ya borcu çıktı. 2013 senesinde bana 24 gün sigorta yapmış. Emekli olduğumda 11 gün fazlam vardı. 24 gün düştüğümüz zaman 13 gün eksik kalıyorum. Atilla Sağlık her 7 yıl önce emekli olmuştu. Geçtiğimiz aylardaysa SGK'dan bir borç kağıdı geldi ve hayatının şokunu yaşadı. O borç kağıdında toplam 230 bin lira borcunun çıktığı yazıyordu. Şimdi 59 yaşındaki adam borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. 2015 yılının Mayıs ayında emekli oldum. 7 yıldır maaşımı alıyorum. Geçen ayın Mayıs'ın 19'unda bana bir kağıt geldi. Yersiz aldığınız aylıklara ilgili tarafımıza borç bildirilmiştir. Ve böyle bir çalışmadım. Firmayı da bilmiyorum. Ve bu firmayı ben tanımıyorum. Ben çalışmadım. Yani şu anda çok dayım ne yapacağım bilmiyorum. Sadece bu değil 3.765 lira emekli maaşı da kesildi. 7 yıl önce bunu emekleden beni benim memur, amir, müdür. Herkesin imzası var. Beni ilgili yere gönderdiler. 13 gün sigorta yaptırıp tekrar geleceksiniz. Tekrar sizi emekli edeceğiz. 2.500 size aylık bağlayacağız. SGK'nın problemi. Benlik hiçbir şey yok. Siz o primlerle geçmişte emekli olmuş iseniz emekliliğiniz elinizden alınacağı gibi aynı zamanda size ödenen emekli aylığı faiziyle birlikte SGK tarafından geri istenir. SGK'nın böyle bir uyarma yükümlülüğü yok. Ee, sorumluluk tamamen kişidedir. Uzmanlara göre ise bu örnek sahte işyerlerinin başvurduğu bir yöntem. Sahte sigortaya başvuranlar daha çok emekli olmak için prim günü eksiği olan e, kişilerden oluşuyor. Ve maalesef de bu insanlar bu sahtecilerin e, tuzağına düşüyorlar. Bu sahte iş yerinden SGK'ya prim ödemesi yapılıyor. Cem Kılıç sahteciliğe karşı vatandaşları uyarıyor. Prim gününüz eksik olabilir. Size yanaşıp bu prim gününü belirli bir iş yeri üzerinden tamamlamanıza yardımcı olacağım diyenlere sakın itibar etmeyin. Sahte sigortalılık bağlamında siz istemeden e, ki bu çok olası değil açık söyleyeyim. Böyle bir işlem yapılmışsa e, bu durumda da bunu hemen ilgili e, birimlere, SGK'ya başta olmak üzere ve daha sonrasında da suç duyurusunda bulunmak üzere adli makamlara bildirmek gerekir. Evet, e, öncelikle teşekkürler için. Ben de teşekkür ediyorum. Bize aramıza yeni katılanlar, beğenmişler e, haberlerimizi ama oluyor bu oluyor. Şimdi Cilin hayvanat bahçesinde bir aslan ilgi odağına dönüşmüş durumda. E, ne dediyse şimdi görüyorsun arkadaşlar, kakülü andıran eee yelesi. Ha, bize ne veriyor parasını çektiriyor diyeceğim ama aslan berberi diye bir e, aslan yürekli şırt var mı onu bilemiyorum. Kaküllü aslan lakabına sahip. Bu lakabı almasının nedeni ise sıra dışı yelesi. Görüntüler Çin'in Guanzhou kentindeki bir hayvanat bahçesinden. Heng ismindeki aslan ilgi odağı haline dönüşmüş durumda. 13 yaşındaki aslanın yelesi kaküllü saçları andırıyor. Aslan bu görünümüyle sosyal medya fenomenine dönüştü. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısı da giderek artıyor. Son zamanlarda internette ünlenince onu görmek için buraya geldim. Ancak bugün keyfi yerinde değil gibi. Yine de kâkülleri çok güzel. Hayvanat bahçesi yetkilileri hengen yelelerini keserek bu şekli verdikleri iddialarını reddediyor. Yetkililer aslanın yelesinin kentteki nem nedeniyle bu şekli aldığını belirtiyor. Evet o çilekleri gönderiyorsunuz bizim rakiplere. Sonra bize gönderiyorsunuz yayınlansın diye yayınlamıyoruz. Çilekleri içeride yediriyoruz. Biz o ortamlarda hiçbir şey göstermeyiz. Şimdi manşette insana dinlediniz, hayvana dinlediniz, bitkiyi dinlediniz, memleket havası soldunuz. Daha güzelini solayacaksınız manşetlerden sonra belki. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Düzenlemenin emekli maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyelerini de etkileyeceğini söyledi. 200 bin lira ikramiye alacak olan bir kamu çalışanı diyelim, 250 bin lira alacak. Kasayları vesaire onun bir teknik hesabı var. Hı hı. Onların emekli ikramiyesine ve ücretlere yansıyan kısımlara da değişecek. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir adım olduğunu belirten Yalçın, çalışmayı dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz dedi. Memur Sen Başkanı, özellikle göstergeleri 3600 altında kalan kamu görevlilerinin yansıtma oranlarında da artış yapılmasını beklediklerini söyledi. Bu iktidar faizi artırmayacak. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından faize yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. Bu iktidar faizi arttırmayacaktır. Tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz dedi. Faizi artırarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak emperyalist finans kurumlarının dayatması ekonomi reçetelerini bir kenara bırak. Bunun yerine ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı kendi Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler yöneltti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Öztrak, hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor dedi piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in rakamları ağır makyaj. Vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. Altılı Masa partileri güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonra seçim güvenliğinde de yol haritasını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan komisyon dört aşamada alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Varsayalım ki bir seçim bölgesinde, bir seçim alanında, bir okulda elektrik kesintisi oldu. Jeneratör imkanı yok. Orada sayımı durduracağız artık. Her sandıkta devletin görevlisi var. Yetmez. Her sandıkta partilerin temsilcisi var. Türkiye, dünya örnek ve seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada, pratikte de bunu göstermiş bir ülkedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçim güvenliği tartışmalarını değerlendirdi. Oy namustur diyen Turan tartışmanın ülkeye zarar vereceğini belirtti. Tüm dünyaya örnek bir seçim sistemi olduğunu herkes bilir. Oy namustur. Ancak buradan kötü polemik çıkarıp Türkiye'de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin açılacağı bir tartışmanın herkese, ülkemize zarar verecek anlatılıyor. Ukrayna savaşı sonrası dünyada gıda fiyatları hızla arttı. Bu konuda önemli uyarı var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü baş ekonomisti enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda gıda fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. Gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya ile temastayız. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemilerinin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması ve bu konuda oluşturulacak koridor konusunda yarın kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor. Sayın Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Değerli dostum Dimitro Kulaba ile sürekli temas halindeyiz. Çevre dostu bin okul projesi ağaç yaşken eğilir sözünün vücut bulmuş halidir. Milli Eğitim Bakanlığımız her ilçemizden en az bir okulu proje kapsamına aldı. Toplamda bin okulumuz çevre dostu bir kimlik kazandığı büyük bir dönüşüm yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevre dostu bin okul projesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında her ilçeden en az bir okul çevre dostu hale getirildi. Projenin ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan çocuklara da çağrıda bulundu. Okulda öğrendiklerinizle Kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat insanın kendi davranışlarıdır. Unutmayın ki tabiat sizin geleceğinizdir. Ona sahip çıkın. Çevre ve Çocuk Akademisini bugün itibariyle yavrularımızın hizmetine sunuyoruz. İşaret dili benim betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuzun hepsine engelsiz bir platform ediyor diyoruz. Çevre ve doğa bilincini çocuk yaşta oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlıkları ortak bir projeye daha imza attı. Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu öğrencilerin erişimine açıldı. Eğitim videolarını, animasyonları ve filmleri izleyerek hem öğrenecekler hem de Eğlenecekler. Çevre ve Çocuk Akademisi Bilgi Yarışması'na sevgili gençlerimiz katılacak. Diplomalarımız olacak. Şu çocuğun haline bak ya. Şuna bak. <laughs> Antalya'daki Konyaaltı sahilinde denize girenlerin üzerine zifte benzeyen siyah bir madde yapıştı. Aynı madde Belek ve Lara sahillerinde de görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.